İyi akşamlar saygıdeğer izleyicilerimiz. Bu akşam stüdyolarımızda Türkiye'den bir misafirimiz var. Evet, İktibas dergisi ve basın haber ajansı sahibi Sayın Ercüment Özkan'la yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz. Türkçe Yayınlar Kurumu stüdyosuna hoş geldiniz. Bize ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii, teşekkür ederim. İsmim Ercüment Özkan. Ankara'da ikamet ediyorum. Hukukçuyum. İktibas Süreli Yayınlar Tarama Dergisi'nin sahibi ve editörüyüm. Türkiye'deki siyasi gelişmeler ne durumda? Bu konu hakkında izleyicilerimize bilgi verir misiniz? Efendim, insan olarak hem cinslerinin yaşadığı dünyadan haberdar olmak, hele ve özellikle Müslüman olarak yaşadığı dünyadan haberdar olmak, olup bitenleri yakından izlemek, cihan şumul bir ideoloji, bir hayat tarzı, bir dünya görüşü olması itibariyle İslam'ın, Müslümanım diyeni de benim kanaatim o ki birinci derecede vacip bir husus. Bu itibarla da biz bu düşünceye sahip olduğumuz 30 yılı aşkın zamandan beri bütün siyasi, gayri siyasi, içtimai, ekonomik, sosyal olayları yakından takip etmek ve elimize geçirdiğimiz sağlıklı doneleri değerlendirmek suretiyle sağlıklı sonuçlar, yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Özellikle son aylarda daha belirgin hale gelen biçimiyle Türkiye'de siyasi durum, siyasi gelişmeler, bundan çok öncelerini hatırlayan yaşlıların rahatlıkla veya olayları takip eden kimselerin rahatlıkla bilebileceği, değerlendirebileceği gibi kıyası mümkün olmayan boyutlarda değişiklikler göstermiş görünüyor. Zira Türkiye dünyanın ayrılmaz bir parçası olduğu için dünyadaki değişiklikler nispeten de olsa, %100 değilse bile, geriden takip suretiyle de olsa Türkiye'ye de aksediyor. Türkiye'de kendini dünyadaki değişiklikler paralelinde değiştirmeye yöneliyor. İnsanlar etkileniyor dünyada olan bitenden, nasıl iklimden, yağmurdan, güneşten, sıcaktan ister istemez, yani zorunlu olarak etkilenirlerse, değişen fikirlerden, değişen siyasi, ekonomik şartlardan da etkileniyorlar. Türkiye'de iki türlü değişiklik var. Bir, temelde halka dayalı, halktan gelen, özellikle halkın genç okuyan, üniversiteli kesiminden kaynaklanan, daha doğrusu üniversiteli kesimini kapsamına alan, rüzgarına alan, Kur'an kaynaklı, İslam'ın orijini, aslı kaynaklı gelişmeler. Buna mümasil olarak da İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan siyasi, laik, demokratik rejimin kendisini halktaki değişiklikler paralelinde değiştirme zorunluluğu hissetmesi ve sonuç olarak mevzuatta bir takım tadilat, yani değişiklikler ve uyuşma, uzlaşma yolları araması halktaki değişiklikler istikametinde. Bu cümleden olarak hasaten 12 Eylül'den başlayan zecri değişiklikler, failleri itibariyle asker kökenli olduğu için halka fazla güven vermiyor görünümde idi. Gerçeği de bu. Ama bunu sivil kadrolara, yani yapacakları şeyin kendilerine daha çok yakışacağı kadrolara yaptırtmak suretiyle, aynı politikayı uygulatmak suretiyle daha çok konsensüs sağlamak, daha çok halkın halkla uyuşmak, uzlaşmak ve albenisini kazanmak halkın siyasi tercih olarak koyu, kesif bir şekilde uygulanmaya başlandı. Bu cümleden olarak söylemek istediklerimizi müşahhaslaştırmaya çalışır isek, şu anda iktidar olan, yani hükümet olan ANAP'ın kurucusu Turgut Özal, aynı zamanda bildiğimiz gibi Cumhurbaşkanı da oldu. Yani rejimin halka karşı kendini makyaj tazeleme zorunda hissetmesi, çünkü asker kökenli cumhurbaşkanları, devlet başkanları özellikle Tanzimat'tan beri pek hoş görülmedi. Halk tarafından onlardaki halkına yabancılık benimsenmedi ve kabullenilmedi. Bundan dolayı halka daha yakın görünen yapısı paralelindeki kişilere bu imkan tanınmak, yani aynı oyun
seyircinin sempatisinin bulunduğu oyuncularla oynatılmak suretiyle daha az problem çıkacağı düşüncesiyle bu politikalar yürürlüğe konuldu ve konuluyor. Her geçen gün yeni gelişmelere de şahit oluyoruz. Örneğin halen Cumhurbaşkanı olmasına rağmen mevcut anayasada Cumhurbaşkanı'yla hükümetin ya da hükümetlerin veya siyasi partilerin resmen alakasının bulunmaması gereğine rağmen Turgut Özal, siyasetle yakından ilgilenen herkes yakinen biliyor ve müşahede ediyor ki halen ANAP'ın görünmeyen genel başkanı olduğu gibi kişiliği ve kimliği fevkalade silik başbakanı da atamak suretiyle aynı zamanda adını koymamasına rağmen başbakanlığı da şahsında bütünleştirmiş. Fiili cumhurbaşkanı ve başbakan, yani diğer bir tabirle, meşhur tanınan bir tabiriyle başkanlık sisteminin adını koymadan provalarını yapmakla meşgul. Türkiye'de ayrıca süregelen uygulamalarda bir takım değişiklikler düşünülüyor. Bu yine rejimin kendini, laik demokratik rejimin halkıyla ters düşen bu rejimin makyaj tazeleyerek kendini biraz daha halka sevimli göstermesine matuf değişiklikler olarak mütala ediyorum şahsen. O cümleden olarak söylemek gerekirse Cuma'ya giden bir Türk laik Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan bahsedebilmek gerçekten mazisini hatırlayanlar için Türkiye bakımından fevkalade köklü görünen, halk düzeyinde köklü görünen değişikliklerden biri. Diğer yandan dünyanın değişen siyasi konjonktürü muvacihesinde Varşova Paktı'nın dağılması, NATO'nun görevsiz, işlevsiz kalması karşısında Amerika'da kaldırılan demir perdelerden sonra artık üstlerini Türkiye'de çekmek gereğini duyuyor ve Türkiye-Amerika ilişkileri çok daha farklı bazda yönlenecek, bundan sonra daha farklı bazda seyrine devam edecek kanaatim, öyle görüyorum. Öbür yandan diğer siyasi partilerin, yani ANAP dışında, el an iktidarda bulunan ANAP dışındaki diğer siyasi partilerin performans gösteremeyen siyasi partiler olması, örneğin geleneksel
radikal değişiklik taraftarı bilinen CHP'nin devamı olan SHP, Sosyal Demokrat Parti, başında bulunan ve bu işlerle uzaktan yakından alakası olmayan Erdal İnönü, babasının adından bir istifade getirilen Erdal İnönü sayesinde bir bakıma azgın ırmakların önüne barajlar kurularak o ırmakları terbiye etme gereği duyulması gibi CHP'nin, SHP'nin zararından sanki Erdal İnönü'nün kişiliğinin zayıflığıyla, yani çap küçüklüğüyle önüne geçilmek isteniyor ve ondan gelecek zarar iktidar partisine ve iktidar partisince uygulanacak politikalara gelebilecek zarar daha gelmeden önlenmiş oluyor. Diğer yandan yıllardır Türk siyasi hayatında ismi bilinen, uzun yıllar iktidar olmuş, hükümet etmiş, Adalet Partisi'nin devamı olduğu herkesçe bilinen Doğru Yol Partisi lideri Süleyman Demirel ve yanındaki tabirimi mazur görsün seyircilerimiz, kaşarlanmış kadrosu da artık kimseye bir şey vaat edemez, veremez görüntüde. Benim gözümle bunlar. Parlamento dışı partilerin şu andaki siyasal duruma etkileri nedir? Efendim, biliyorsunuz bir demokratik sol parti, yani DSP kısa rumsuyla anılan, vaktiyle Türkiye'de mavi gömlek giymek ve bevercin uçurmakla tanınmış Bülent Ecevit, Avrupa Sosyal Demokrasisi'nin Türkiye adayı veya Türkiye temsilciliği yaptırılan şahıs, bugün partisi böldürülmek ve ana kısmı, asıl büyük kısmı elinden alınmak suretiyle küçük bir parti haline dönüşmeye mahkum edildi. Her ne kadar bunun %8.9 veya %9.8 diyelim, yuvarlak hesap 10 civarında oyu görünüyor ise de, bu partinin iktidara aday olması diye bir şey söz konusu olmadığı gibi, hatta yapılacak ufak seçim kanunu atraksiyonları sonucu parlamentoya hiç adam sokamama tehlikesiyle de halen baş başa, karşı karşıya bulunuyor. Ola ki belki temsil edilmesi istenilen yelpazesi geniş bir parlamento düşüncesi daha evvel damaklarda iyi tat bırakmamış, ciddi, istikrarlı, tutarlı hükümetlerin hükümet etmesine imkan bırakmamış, koalisyonların sık sık hükümetlerin düşmesine, yenilerinin teşekkülünün zaruretinin doğmasına sebep olmasından dolayı kamuoyunda da etkin çevrelerde de pek olumlu iz bırakmamış idi. Bu itibarla mümkün mertebe kitle partileri ile bir iki parti, hadi hadi üç partinin mecliste bulunması, birinin çoğunluğu sağlaması ya da hiç değilse en az ikisinin bir hükümet olma imkanının bulunmasıyla tutarlı ya da ömürlü politikalar uygulanabileceği düşüncesi siyasete vaziyet edenler tarafından, rütbeli rütbesiz çevreler tarafından daha makul karşılanıyor. Bu itibarla küçük partilere mecliste temsil edilmek şansı verilmek de istenmiyor. Bunun için de ister istemez seçim kanunları, onların alabildikleri oylarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmelerinin önünde en büyük engeli oluşturuyor. Hatta yine düşüncem o ki, bu cümleden olarak neredeyse konulan %10 barajını aşma sınırını zorlayan, oraya gelmiş olan bir Refah Partisi'nin dahi bu imkandan mahrum bırakılması, onları boylarından büyük konuşmaktan da alıkoymak için 163. maddenin kaldırılarak İslam Partisi'nin kurulması, İslami partiler kurulabilmesini imkan dahiline sokacak bir mevzuat değişikliğiyle, Refah'ın sanki ameliyatsız böbrek taşını laser ışınlarıyla parçalama yöntemi gibi Refah'ta toplanan %10'a bali olan oyları parçalamak suretiyle parlamentoya girişlerini büsbütün önlemeye matuf atraksiyonları önümüzdeki günlerde mutlaka beklemeliyiz diye düşünüyorum. 141, 142 ve 163. maddelerin kalkmasıyla acaba arzulanan özgürlüğe kavuşma imkanı var mı? Benim
olayları pek yakından takip eden birisi olarak rahatlıkla ve çok emin olarak söyleyebileceğim husus bu konuda şu: dünyadaki değişikliklere muvazi olarak Türkiye'de o dünyanın ayrılmaz bir parçası bulunması münasebetiyle mutlaka 141-142. madde, yani Marksizmi, onun propagandasını, Marksist örgütlenmeleri, teşkilatlanmaları yasaklayan, engelleyen Türk Ceza Kanunu 141-142. maddesi çoktan kaldırılacak idi. Ama kader, yani sözün gelişi kader diyorum, 141-142 ile onun hemen hemen 180 derece tersinde bulunan, görünen yine Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesini, yani İslam esasına dayalı siyasi örgütlenmeyi ve İslam'ın propagandasını yasaklayan Türk Ceza Kanunu maddesinin kaldırılmasını da birbirine bağladı. Hani kader bağladı bizi diye halk düzeyinde bir deyim kullanacak olur isek, hakikaten 141-142 ile 163 aynı girdi, nasıl olduysa oldu. Ve ne olacaksa ikisine birden, yani üç maddeye birden olacak. Ve mutlaka bu maddelerin kaldırılması gerekiyor. Zira dünyada demir perde kalmadı artık. Tül perdeler bile neredeyse çıkarılıyor. Kornişler, siyasi kornişler boş kaldı. Yani hudutlarda Doğu Berlin'in utanç duvarı diye 25 yıl dünyaya reklamı edilen duvarların şimdi parçaları evlerde hatıra eşyası olarak saklanıyor. Bu itibarla artık Türkiye'de hala bunu sürdürüp durmanın, bu yasakları zır zır da zır zır değiştirmeyiz, bırakacağız deyip durmanın imkanı yok. Zaten dünyadaki kamuoyu belki daha ziyadesiyle Türkiye'ye de aksetti ve Türkiye'de de hiç kimse bu maddeler kalsın diyecek durumda değil. Etkin ve yetkili olmayan, dünyadan habersiz bazı insanlar veya çevreler hariç. Ama onların sözüne kimse itibar etmez. Hemen hemen bütün siyasi partiler, mecliste temsilcisi bulunan veya bulunmayan bütün partiler bu konuda bir konsensus sağlamış durumdalar. Yalnız bununla da kalmayıp Kürt sorunu üzerinde de, Kürtçenin rahatça konuşulan, yazılan, Kürtçe yayın yapılabilmesini de mümkün kılacak serbestlikler, değişiklikler, hatta daha öteye giderek Türkiye'yi eyalet sistemine bölüp eyalet valilerini de halka seçtirmeyi istihdaf eden, bu sonucu doğuran ki başkanlık sisteminin başkanlık sistemine entegre davranışlar, entegre siyasi davranışlar olarak mütalaa etmek gerekir. Bu boyutlarda büyük değişiklikler olacağını gözlemek gerekiyor ve çok uzun bir vadeye de vabeste değil. Yani azami, eğer seçimler 1992'deki normal zamanında yapılacak ise bu değişikliklerin büyük bir bölümü, örneğin 140-142 ve 163'ün kaldırılması, diğer yandan Türkiye'nin eyaletlere bölünmesi, Kürtçenin serbest bırakılması, iktidardaki siyasi partinin, yani ANAP'ın daha çok halk desteğine sahip olabilmesi için daha çok oy alabileceğini umduğu siyasi davranışlar, kimselerin daha kendinden önce cesaret edemediği, cüret edemediği siyasi davranışları başkalarının aklından geçirmeye korktuğunu yapabilen siyasi parti olarak daha başarılı bir görünüm vereceğini de hesap ederek seçimlerden evvel mutlaka bu değişiklikler yapılacak. Aksi takdirde demokrasilerdeki siyasi partilerin her tavrı eğer oya tahvil edilebiliyorsa önemli ve değerli bir siyasi partidir, siyasi davranıştır. Buna yönelik değilse, oy getirici değilse demokrasilerdeki partiler o tür davranışlara itibar etmezler. Bu demokrasilerde oy talep etmek, oya tahvil etmek yaptıkları işleri, her türlü davranışları oya tahvil etmek olmazsa olmaz cinsinden bir vaka olduğu için bu tür değişiklikleri Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde gerçekten olması büyük sayılacak değişiklikleri yapmanın kendisine nasip olmasını istemesi ANAP için gayet doğal. Bu sebeple de yapacak ve hemen de faturasını halka çıkararak, işte buyurun sizin şunu kaldıracağım deyip kaldıramayan, hatta teklifini meclise dahi getiremeyen partinizin yapamadığını, düşünemediğini, ben düşünmek bırakınız yaptım, o zaman oyunuzu bana verin. Şunu
ve mesela İslami Parti bilmem ne, İslam'ın adını söylemekten korkan İslamcı görünen partilerin yanında ben işte buyurun Müslümanları artık 163'ün işkencesinden kurtardım siyasi propagandasını yaparak Müslümanların oylarına rahatlıkla talip olacak ve düşünce düzeyi şu anda belli seviyeyi henüz aşmamış olan büyük kitleler, büyük kitlelere nispetle pek az nispetteki insan hariç 300-500 bin kişi, büyük kitlelere de rahatlıkla bu söz kadar haklı, doğru bir söz yoktur diye düşünecek ve oylarını rahatlıkla kendilerine bu imkanı hazırlayan, daha evvel kimsenin düşünemediğini yapabilen siyaset verecekler. Madem ki öyle düşünenler için oy vermek vaciptir, oy vermekten başka alternatif yoktur onlara göre, o takdirde bu oyu anasının ak sütü gibi helal etmek de anapa onlara düşecektir. O düzeyde düşünenler için. Ama İslam'ı baz kabul eden, Kur'an'a göre hareket eden, İslam'ın kendisini yönetip yönlendirdiği Müslümanların karşısında kim ne tür atraksiyon yaparsa yapsın, mevcut sistemin hiçbir partisine oyu yoktur, olamaz da, olmaması da gerekir. Zira kime verilirse versin, layık demokratik cumhuriyete oy veriliyor demektir. Peki efendim, burada 163. maddenin kaldırılmasıyla laiklik nasıl bir şekilde olacaktır? Vallahi laikliğin Türkiye'de zorla tutturulmaya çalışılan kırık bir uzuv gibi iki tahta arasında yeniden bakanlara göre işte tutmuş görünen bir sistem olduğu söylenebilir. Kesinlikle geniş halk kitlelerine derinlerinde akisler yapmayan, hiçbir etki etmeyen, üzerinde etki icra etmeyen bir uygulama olarak laiklik, İslam toplumu Türkiye'deki Müslüman halk, Müslümanım diyen halk nezdinde ancak acılarla yad edilen bir uygulamanın adı olarak yad edilecek. Zaten olmazdı, olmadı, olmadığını onu uygulayanlar olar olur diye düşünenler de gördü ki ondan vazgeçmeye yavaş yavaş ucundan kıyısından almaya, gedikler açmaya surlarda başladılar. Şimdi yapılacak değişiklikte yine de anayasada işte Türkiye laik bir cumhuriyettir filan ibareleri kalacak ama bir yandan İslam Partisi'ni kurmayı serbest edersiniz, bir yandan Komünist Partisi'ni kurmayı serbest edersiniz, öbür tarafta anayasadaki laiklik ilkesinin değiştirileceği teklifi bile verilemez dersiniz, bu hükmü ipka eder, bırakırsınız. Bunlar birbiriyle çelişen tavırlar, davranışlar olur. İster istemez hepsi birden değilse bile en kısa vadede entegre maddeler diye düşünüyorum anlam itibariyle bir hukukçu olarak. 163'ün değişmesine inzimamen ek olarak anayasadan kaynaklandığı 24. maddesinin de anayasanın değişmesi gerekir bu istikamette. Diğer yandan mevcut siyasi partiler kanununda laik demokratik cumhuriyet ilkelerini benimsemeyen siyasi parti olamaz hükmünün de buna inzimamen ek olarak değişmesi gerekir. Öbür yandan varsayalım ki kurulmuş bir siyasi parti belirli bir bölgeden, bir pilot bölgeden bir temsilci soktu parlamentoya. Oy aldı ve soktu. Şimdi İslam Partisi'ni kurmayı serbest ettiğiniz ve İslam Partisi'ni milletvekili olarak, sözcüsü olarak parlamentoya giren bir adamı daha adımını atmadan laik demokratik cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma bölümü de bulunan bir yemini ettirerek parlamentoya sokmak kadar ofsayta düşmek siyasi bakımdan olamaz. İster istemez onun da değişmesi gerekecek. Velhasıl böyle entegre maddelerin tümü birden laiklik vasfının değişmesi teklifi bile verilemez maddesi de dahil hepsini özel olarak incelemek lazım. Benim ilk çırpıda hemen aklıma geliveren maddeler, kanunlar bunlar. Hepsinin birbirine paralel olarak aynı istikamette değişikliğe uğraması ile ancak bu değişiklik yapılmış olur. Bu değişiklikleri yapmak isteyenler de zaten her geçen gün boy atan, tırmanışı engellenemeyen İslami gelişmelerin tırmanış hızını indirmek, adeta
piste inmiş bir jetin durmasını kolaylaştırmaya nasıl motorlarını ters çalıştırmak yetmiyor, bir de arkasından paraşüt açılıyorsa süratini düşürsün pistin öbür ucuna varmadan diye durabilsin. Bu gelişmelerin hızını yavaşlatmaya matuf bir paraşüt açmadır bu. Fikri seviyesi henüz belirgin bir düzeye gelmemiş. İslam'ı Kur'an'dan ve sünnetten değil, babalarından, analarından öğrenmiş. Atalarından ne yol üzereyse o yol üzere bulunarak Müslümanım diyen insanlar için bu gibi değişiklikler belki bir süre, bir müddet insanları tatmin edici, sevindirici, memnun edici olabilir. Bundan 40 yıl öncesinden basit bir örnek verirsek, istekleri asgariye inmiş ya da indirilmiş bir toplumda bir ezanı Arapçaya çevirmek Demokrat Parti'yi 10 yıl neredeyse ayakta tuttu. Ama artık zaman o zaman değil, köprülerin altından çok sular aktı. Çok şeyler değişiyor. İnsanlar birbiriyle tanışıyor, görüşüyor, dinliyor, konuşuyor. İletişim araçları, televizyon, gazeteler, dergiler eskisi gibi değil artık. Dolayısıyla daha çabuk gelişme süreci hızlandı. Haberdar olma, dünyanın öbür ucunda bir şey olsa bugün anında burada haberdar oluyoruz. Burada bir şey olsa Türkiye'de herkes haberdar oluyor. Dolayısıyla düşünüyor ve haberdar olduğu olayla ilgili yorumlar yapıyor. Nereye gidiyor, ne olacak, nasıl olacak? Örneğin bir, belki bahsederiz, Cezayir'de bir seçim oluyor. Bilgisi var yok demeden bir gümbürtü, bir patırtı, bir gürültü kopuyor. Vay şöyle oldu, orada radikal İslamcılar aldı, kazandı filan. İşin aslı nedir, faslı nedir? Ama kopan gürültü bile insanların bütün antenlerini dışarı çıkarmasına, yani olup bitenleri daha dikkatle izlemesine vesile oluyor. Çünkü çıkarılan gürültüler, çıkan sesler bunu gerektiriyor. Türkiye'de bunun dışında değil, yani Türkiye'de etkileniyor. Türkiye'de her geçen gün genç nesil arasında, özellikle ve öncelikle üniversiteli nesil arasında, üniversiteli gençler arasında artık İslam başa güreşiyor ve öyle güreşiyor ki karşısında hasımsız, yani adeta güreşmeden tur atlıyor şampiyonaya doğru. Bildiğiniz gibi Suudi rejimi 1987 yılında 400'ün üzerinde İranlı Müslüman hacıyı katletti ve bugün de şu anda Türkiye'de dahil diğer halkı Müslüman olan ülkelerin insanlarına vize uyguluyor. Bu konudaki açıklamalarınız ne ölçüde efendim? Efendim, Suudi yöneticiler her geçen gün değişen dünyadaki değişikliklerin gölgesinin de olsa başlangıçta yavaş yavaş Suudi Arabistan'a düşmeye başladığını görüyorlar. Hassaten devrimden bu yana İran'daki gelişen kabaran siyasi bilincin işbirlikçi batıyla işbirlikçi yerli yöneticilere karşı buz şekline, nefret şekline dönüştüğünü görmeyen, duymayan yok. Bunu hac vesilesiyle hacca gelen İranlı hacılar, diğer dünyanın dört bir yanından gelen hacılara da intikal ettirici tavırlar ortaya koyuyor idi. Bunu engellemek için yapılan harekette, 87'de yapılan harekette 400 civarında kadın ve sakatları katletti Suudi yönetimi. Yok bıçak getirmişler de, yok kama getirmişler, yok tüfek. Halbuki herkes biliyor ki Suudi gümrüğünden geçerken hudutlarından kimsenin elinde tırnak makası bile bırakılmıyor. Tırnak makası bile. Tırnak makası ne yapar? Azami tırnak keser. Onu bile bırakmıyorlar. Göz göre göre uyduruk şeylerle, tertiplerle işte kendi polislerinin ortaya koyduğu bıçaklar, testereleri gösterip işte bunlar yakalandı diye kargaların güleceği ispat yolları arayarak daha da kendini batırdı. Bu onları korkutuyor. Çünkü hain havflü olur. Yani hain korkulu, endişeli olur. Çünkü hıyanet ediyor. Bundan dolayı bu havfünün tezahürleri doğrudur veya yanlıştır, bir süre önce Amman'da yapılan toplantıda halkı Müslümanım diyen ülkelerin yöneticilerine, haçla ilgililerine, yetkililerine işte Kabe'ye gelen hacıların sayısı her geçen gün artıyor, tevsi edeceğim, yani genişletici inşaatlar yapacağım, bu inşaatlar bitene kadar artık her ülke şöyle bir şeyi kabul etsin, nüfusunun binde biri miktarında hacı göndermeyi yakın diye bir öneri attı ortaya. Tabii kurnazca atılan bir öneriydi bu.
Bunun altına Türkiye de imza attı bu sözleşmenin. Türkiye diyelim 60 milyonsa 60 bin hacı gönderecek filan, ülke 10 milyonsa 10 bin hacı gönderecek demektir bu. Aslında ne kadar insan giderse gitsin orası istiab eder, alır. Çünkü ben de gittim, gördüm. Mesela hacıları ağırlamak meselesi veya ağırlamakta çekilen sıkıntı meselesi değil. Zira hacca giden hiçbir Müslüman oraya keyif etmeye gitmiyor ki. Yani oranın sıkıntısı millette hazza dönüşüyor. Orada çekilen sıkıntı daha fazla sevap kazanıldığı inancı ile, sıkıntıyla yapılan haccın hazzın artmasına, lezzetin artmasına sebep oluyor, psikolojik bir şey. Bunun için Suudilerin bu gerekçesi göstermelik bir gerekçe. Bildiğiniz gibi İran İslam Cumhuriyeti hac olayını Suudi rejiminin tekelinden kurtararak dünyadaki diğer halkı Müslüman olan İslam ülkelerinin işbirliğiyle bir güç kurulması ve o gücün koruması altında hac olayının gerçekleşmesi için öneri verdi. Bu öneri şu anda ne gibi bir gelişme gösterdi? Olmaz efendim. Çünkü o ülkelerin demin nasıl halkı Müslüman ülkelerin hükümetleri arasında birliktelikten batı çekilmez mi filan dedik. Aynı paralelde, aynı istikamette düşünülmesi gereken şeyler bunlar. Örneğin şöyle bir anlık varsayalım ki bu değişiklik oldu. Yani halkı Müslümanım diyen ülkelerden oluşan bir heyetin yönetimine verildi Harameyn. Yani Mekke ve Medine'deki mıntıka, hacıların Arafat'ı, Mina'sı, Müzdelife'si ve Medine'si diyelim. Bu takdirde ne olacak? Hacılar bir yerde bildiğini okuyacak. Hiçbir hükümet te karşı sorumluluk duymayacağı gibi hiçbir polis molis de olmayacak orada şurta. Böyle olunca oradaki gümbürtü bütün dünyaya yayılacak. Gene Suudiler kaybedecek. Gene Ürdün Kralı kaybedecek. Gene Türkiye Cumhuriyeti şu duruma düşecek. Halkının karşısında ofsayta düşecek. Gene Nijerya hükümeti öyle olacak. Gene Mısır'ın mübarekin hükümeti öyle olacak. Sonucu böyle olacak bir olaya evet demelerini mümkün görüyor musunuz? Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek için mücadele veren ve onun emri olduğu için hacca gitmek isteyen insanlara yönelik çeşitli rejimler tarafından yapılan uygulamalar ve baskılar neticesinde acaba hac farizası düşmüyor mu? Zaten o ayrı bir konu olarak mütalaa edilmeli. Yani bugün nasıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında Mekke müşriklerin, yani Mekkelilerin idaresi altında iken hac farz olmadı. Mekke'nin fethinden sonradır haccın farziyetiyle ilgili ayetin nüzulü. Dikkat edilirse demek ki Müslümanların kendi varlıklarını ortaya koyamayacakları, kişilik ve kimlikleriyle Rablerine kulluklarını arz edemeyecekleri bir ortamda böyle bir işin farz olmadığını ayetin nüzulünden anlıyoruz. O zaman böyle idi de şimdi Mekke işgal altında değil mi? Şimdi de işgal altında. O takdirde ben acizane öyle düşünüyorum ki Mekke yine işgalden kurtarılmadıkça, Mekke'de yine Allah'ın hükümleriyle hükmedilmedikçe haccın aslında yine farz olmadığı kanısını taşıyorum. Çünkü bu gibi farziyetlerin illete merbut olduğu, illete bağlı bulunduğu kanısındayım. Siyak ve sibakı olayların bunu gösteriyor. Evet. Son olarak izleyicilerimize genel tavsiyeleriniz var mıdır? Tabii beni sabırla dinledikleri, seyrettikleri için hepsinden Allah razı olsun diyorum. Lütfetsinler, Allah'ın kulları olarak öldükten sonra dirileceklerini düşünsünler. Hatta hiç unutmasınlar. Unutmasınlar ve diriltildikten sonra çekilecekleri hesapta beraat edebilmek için nelerden hesaba çekileceklerse ki Allah'ın kitabı Kur'an'dan hesaba çekilecekler, o çalışarak ahiretteki imtihana hazırlansınlar. Rableri kendilerinden nasıl bir inanç talep ediyorsa, yani zanna bulaştırılmamış, zanna yer bırakılmamış, sahih bir akide sahibi olarak ahirete irtihal etmelerini istiyor. Buna ek olarak salih amel sahibi olarak ahirete irtihal etmelerini istiyor. Bu bakımdan mutlaka
ya eyyühellezine amenu ve amelus salihatı şeklinde bir klişe olarak, ey emin olanlar, iman edenler, yani emin olanlar, Allah'tan başka Allah olmadığından, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğundan, öldükten sonra dirileceğinden ve ilahir ve salih amel sahipleri diye birçok ayetin başında kullanıldığını göz önüne getirsinler ve ne beni, ne başkalarını, ne filan efendiyi, ne falan hocayı, ne şu profesörü, ne bunu değil. Yalnızca Rablerini razı etmeyi düşünerek yaşarlar. Bunun için bu istikamette yönlenir ve yönlendirilirlerse, başkalarına da yalnızca hakkı tavsiye eder ve Allah için bunu yaparlarsa, herhalde Allahu Teala çok rahim ve rahman olduğu için bizleri mağfiret eder. Hepsine gurbette Allah'ın yardımını diliyor, hasretlerini hafifletmesi için vesileler icat etmesini, halk etmesini niyaz ediyorum. Allah cümlenizden razı olsun. Bana bu imkanı verdiğiniz için de size Hollanda Türkçe Yayınlar Servisine veya organizasyonuna minnetlerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Estağfurullah. Sayın Ercüment Özkan, Kur'an nedir? Bize ve seyircilerimize açıklar mısınız? Tabii, teşekkür ederim. Bu çok temel bir soru. Kur'an, lügat anlamı itibariyle okunacak şey manasına gelen bir Arapça kelime iken, herkesin, hemen herkesin, Müslüm, gayrimüslim, herkesin aklına gelen yaygın anlamıyla da Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdiği, vahyin kendisinde toplandığı kitabın adına verilen isim. Yani adeta kelime anlamını yitirmiş, İslam'ın ona yüklediği, vahyin ona yüklediği anlamı tamamıyla kazanmış, bu haliyle de bütün dünyada meşhur olmuştur. Bu itibarla Kur'an nedir dendiğinde, önce vahiylerden peygambere 23 kameri yılda gönderilen, 23 kameri yıl, yani ay yılı boyunca gönderilen, zaman zaman gönderilen vahyin kendisinde toplandığı kitap anlaşılır. Bu en genel tanımından sonra Kur'an nedir? İçeriği itibariyle Kur'an nedir? Yani Kur'an'da bulunan vahiyler neye delalet eder? Neyi anlatır? Ne söyleyen şeylerdir? Bu açıdan bakıldığında ise Kur'an, sahih iman ve salih amelleri belirleyen, belirten, belirginleştiren, vurgulayan, açıklayan kitabın adıdır. Sahih iman, açıkça söylemek gerekirse, es-sah, yani Allah katında geçerli kabul edilen iman anlamında kullanıla gelmiştir. Sahih iman ancak Allah katında kabul görür. İmanın sıhhatli, yani sahih olabilmesi için ise mutlaka Kur'an'dan hareketle benimsenmesi, Kur'an'ın çizdiği daire içerisinde kalması, orada söylendiği kadarından teşekkül etmesi ve orada tarif edildiği gibisiyle benimsenmesi, emin olunması, inanılması gereken şeyler anlaşılmak lazım gelir. Bu bakımdan da Kur'an öncelikle sahih imanı tarif eder. Artı salih amelleri tarif eden kitaptır. Onun tanımı vardır o kitabın içinde, yani Kur'an'ın içinde. Salih, Türkçe karşılığı uygun olan bir Arapça kelime. Salih ameller, yani uygun davranışlar anlamına gelir. Tabii ki Allah'ın uygun gördüğü, onun uygun bulduğu davranışlar manasında anlamak lazım gelir salih amelleri. Bunlar da iki tür amellerden oluşur esas itibariyle. Bir, menfi ameller, yani olumsuz ameller, ki bunu şöyle tanımlamak mümkün. Kaçınılmak suretiyle, uzak durulmak suretiyle yapılan ameller, yani yapılmaması gereken ameller diyelim daha Türkçe bir deyimle. Diğeri de yapılması gereken ameller anlamına
yahut olumlu, müsbet ameller anlamına maruflardan oluşur. Kur'an birçok ayetinin başında kesin kes ve açık bir şekilde ya eyyühellezine amenu ve amilus salihatı ifadesini bir klişe şeklinde defaatla kullanır. Yani ey iman edenler, esah şekilde, yani kabul edilecek biçimde iman edenler, Allah katında kabul gelecek imanın sahipleri artı salih amel sahipleri, yani o imana uygun düşen amellerin, davranışların sahipleri. Nedir sahih iman? Yani emin olunması gereken şeyler nedir? Kur'an bunları açık bir şekilde sıralamıştır. Öncelikle ya eyyühellezine amenu dediğimiz zaman ey iman edenler, yani emin olanlar, hiç kuşkusu şüphesi kalmayanlar anlamındaki bu kelimeyi iki nokta üst üste koyup parantez açıp açıklamaya çalışır isek, yine o kitabın yani Kur'an'ın açıkladığı şekilde açıklamaya çalışırsak, Allah'tan başka ilah olmadığından emin olanlar, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğundan emin olanlar, öldükten sonra dirilip hesaba çekileceğinden emin olanlar, cennet ve cehennemin varlığından emin olanlar, daha önce de kitaplar ve elçiler gönderildiğinden emin olanlar, gaybı yalnız Allah'ın bildiğinden emin olanlar, ecelin ve rızkın Allah'ın elinde onun takdiriyle teşekkül ettiğinden emin olanlar anlamına gelir. Bu ve bu paraleldeki insandan davranış değil, yalnızca emin olma, iman etme talep eden ayetlere Kur'an'da itikadi ayetler, itikadi naslar denir. Kapa parantezi, salih ameller. Salih ameller de biraz evvel söylemeye çalıştığımız gibi münkerlerden kaçınma artı maruflar ile amel etme manasındadır. Münkerler, Allah'ın müminim diyen, iman ettim diyenlerin uzak durmasını tembihlediği amellere denilir. Bunlar ise örneğin Allah'a şirk koşmaktan tutunuz, imana taalluk eden bir amel olsa bile içkiden uzak durmak, zinadan uzak durmak, hırsızlıktan uzak durmak, yalan söylemekten uzak durmak, iftira etmekten uzak durmak, komşusuna kötü muamele etmekten uzak durmak, hile yapmaktan uzak durmak, insanları aldatmaktan uzak durmak ve ilahir. Hatta giderek en sonuncusunu virgül virgül nokta nokta, hayvanlara götürebileceğinden fazla yük yüklemekten uzak durmak gerekir. Yani münkerler olumsuz amel olarak böyle tanımlanır. Artı maruflar dedik. Maruflar da örfen iyi görülen, yani insanlarca, insan fıtratının iyi bulduğu, iyi gördüğü davranışlar anlamında olup, ayrıca insanın da fıtratı tarafından reddedilmeyeceğini yaratıcısı tarafından bildiği için bildirilen diğer amellerden oluşur. Doğru sözlü olmak, güvenilir olmak, kimseyi aldatmamak, yalan söylememek, malını satarken onun kusurunu bahsederek, anarak satmak, herhangi bir kusurunu saklamamak, komşusunun hakkına, hukukuna riayet etmek, kadın ise kocasının, koca ise karısının hukukuna riayet edip ikisinin de birbirini insan yerine koymasına riayet etmesi, oruç tutmak, beş vakit namaz kılmak, Ramazan orucu tutmak, işte zekatının nisabına malik olduğu envalin, malların, eşyanın, paranın zekatını vermek, ömründe bir defa olsun Allah'ın evini tavaf etmek, hac etmek ve ila ahir. Hepsini burada tek tek sıralamak programımızı aşacak şeyler. Ama biz neler maruf, neler münker, bunları örneklendirdiğimize göre aynı cinsten görülen şeyleri kardeşlerimiz peş peşe sıralamak suretiyle tümüne ulaşmaları mümkündür. Evet, işte Kur'an budur. Yani şu ana kadar anlatmaya çalıştığımız şeyler Kur'an'dır. Peki sünnetin tarifini yapar mısınız? Tabii. Sünnet Arap dilinde bir kimsenin veya bir topluluğun
veya bir kavmin daha geniş anlamıyla yapa geldiği ya da yapmayı adet edine geldiği, hep yaptığı şeye denir lügatta. Bizim bu tarifimiz çerçevesinde muhtelif, içinde sünnet deyimini bulunduran muhtelif sünnet tabirleri vardır. Örneğin sünnetullah, örneğin sünneti Resulullah, örneğin sünneti Ebubekir, sünneti Ömer, sünneti Ali, sünneti Osman gibi. Hatta sünneti filan, sünneti Arap, sünneti Türk, sünneti Kürt, yani Kürtlerin sünneti, Türklerin sünneti, yani Türklerin yapa gelmeyi adet edindiği, Kürtlerin, Arapların yapa geldiği veya Mısırlıların veya yani herhangi bir mekana izafeten Türkiyelilerin, işte Orta Asyalıların gibi. Bu genel açıklamalardan sonra daha özel ve sorumuza bağlı olarak söylemek gerekirse, sünnetullah kısaca Allah-u Teala'nın yapmayı kendisine adet edindiği şeyler için kullanıla gelmiştir. Şer'i ıstılahta, yani şeriata, İslam şeriatına taalluk eden deyimlerden olarak böyle anıla gelmiş. Nitekim biraz evvel ne olduğundan genel ifadelerle söz etmeye çalıştığımız Kur'an da sünnetullahı böyle açıklıyor. Yani örneğin Allah böyle böyle yapar, Allah şöyle şöyle yapar. Yeri geliyor diyor ki Allah'ın sünnetinde bir değişiklik göremezsin. Yani onun bir şeyi yaptığı, yapmayı adet edindiğini görmüşsen o şeyin değiştiğine dair bir şey göremezsin. Değiştirmez o yapa geldiği şeyi. Örneğin bütün canlıları yeniden öldürmek üzere, kendine döndürmek üzere mi yaratmıştır? Evet. Bila istisna bütün canlılar, yani onlara nasıl can veren, ruh veren, bu dünyaya gönderen, getiren, yaratan, halk eden, yoktan var eden o ise, yeniden kendine döndüren de odur. Döndürmeyi de adet edinmiştir. Onun için yine Kur'an'da bu konuyla ilgili kullu nefsin zaikatul mevt, yani bütün canlılar ölümü tadacaktır. Ne zaman kendisi için, her bir canlının kendisi için takdir edildiği vakit geldiği zaman. Ama bundan kaçmak yoktur. Nitekim bir başka ayette de peygambere hitaben biz senden önce de hiçbir canlıya ölümsüzlük vermedik buyurmak suretiyle Müslümanlar arasında, insanlar arasında yaygın olarak biline gelen ama İslami açıdan en ufak bir esasa dayanmayan ab-ı hayat, yani hayat suyu içtiği söylenerek asırlardan beri, hatta ta Musa Aleyhisselam'la başlamış, ilk defa yeryüzünde adeta o zaman görülmüş ve el anda yaşayıp duran, zaman zaman şunun rüyasına gelen, berikini bilmem şu odada, mutfakta gören, işte şöyle yap böyle yap diyen, aksakallı aksaçlı bir ihtiyar gibi olmadık bir masal kahramanı bu, uyduruk bir kişilik. İşte halkın dilinde de Hızır adıyla anılan, Arapça yeşil demek, Hadr, Hıdır. Ne demekse öyle, ama İslam dışı dinlerden taşınan bir kavram. Çünkü İslam'la tanışmamış kavimlerde de bu kavram var, Hızır. Örneğin Orta Asya'daki Şamanist kültürde Hıdır olduğu gibi şeyde de, Hindistan'daki dinlerde de var. Hristiyanlıkta var, Yahudilikte var. Yani Müslümanlara da böyle ödünç bir deyim olarak çıkmış gelmiş, ya da Müslümanlar davetiye mi yazdı, ne yaptıysa almış. Sabah akşam onunla düşüp onunla kalkanlar bile dolu. Ama böyle bir kişilik yok. Çünkü ölümsüz bir kişilik yok. Halbuki Hızır dendiğinde herkesin aklında ölmeyen bir canlı kastediliyor. Böyle bir canlının olamayacağını ise sözünden emin olduğumuz Allah-u Teala kitabında buyuruyor. Hatta peygambere hitaben biz sana, yani senden evvel de hiçbir canlıya ölümsüzlük vermedik buyurmak suretiyle böyle bir kişiliğin olmadığını sarahatan bildiren Allah, bu konudaki insanlar arasında tedavül eden bilgileri biliyor da ondan bu açıklamayı yaparak, yani kimse böyle bir şeye inanmasın demiş oluyor. Ama anlamak istemeyenler ya da düşünmeyenler bunları da anlayamıyor. Gelelim asıl konumuz olan sünneti Resulullah'a.
Çünkü Müslümanlar arasında sünnet dendiğinde en yoğun biçimde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yapa geldiği şeyler anlaşılıyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir yandan bir Arap'tır, bir yandan Kureyş'in bir mensubudur, yani Mekkeli bir Arap'tır. Bir yandan Mekkeli Araplardan da Beni Haşim ailesinden bir, o kabileye mensup bir insandır. Onun o sıcak iklimde yaşayan insan olarak bir takım alışkanlıkları vardır. Yani yapa geldiği şeyler, örneğin tüm Arapların o iklimin zoru ile yapmaya kendilerini alıştırdıkları ve başka bir alternatif de aramak gereğini duymadıkları geniş ve kalın, üstelik beyaz elbise entare giydikleri gibi. Bu tüm Arapların sünneti olmuş. Yani kıyafetleri hep böyle, kadın da entare giyiyor, erkek de entare giyiyor. O güneşin yeryüzünün kambur kısmına, yani ekvatora yakın olduğu için bu deyimi kullanıyorum, yakın olan mıntıkasındaki Mekke, Medine malumumuz ekvatora Türkiye'ye nispetle çok daha yakındır. Hollanda'ya nispetle çok daha yakındır. O güneşin altında yaşayan insanlar güneşin başlarına geçmesinden korunmak için ister istemez başlarını kalın bir sargıyla sararlar ki güneş onları çarpmasın için. Örneğin çok ince kum rüzgarlarının her türlü yolculukta her yolcuyu rahatlıkla rahatsız ettiği bir ortamda her teneffüste o kumları teneffüs etmemek için, örneğin şöyle teneffüs ettikleri burun deliklerini de kapatacak şekilde bir peçe mi diyelim, maske mi diyelim, hani anlatım açısından böyle bir şeyle yüzlerini örttüklerini görüyoruz. Kadın, erkek, kim yola çıkarsa. Hatta şehir içindeyken bile eğer bir ince rüzgar esiyorsa hemen hissediyor ve derhal kapatıyor. Zira kapatmazsa her nefes alışında ciğerine işte 3 miligram da olsa, 5 gram da olsa neyse bir kum girecek. O zaman o insanın hayatı bitecek demektir. Bunlar o iklimin o insanlara sünnet olarak kabul ettirdiği zorunluluklardır. Bizim o gün insanların, Müslüm gayrimüslüminin binite ihtiyacı vardır bugün de olduğu gibi. O iklimde en dayanıklı, mukavim bir binit olarak deve vardır. Deveye binmek insanların sünnetidir genelde. At daha nadirdir. Merkep daha az hızlıdır, fazla yük götürmez filan. Onun için deveye binmek daha yaygın bir sünnettir. Ama din açısından, yani İslam açısından bu alışkanlıkların, bu yapılması adet haline getirilen, müekkeden yapıla duran şeylerin hiçbirinin bağlacılığı yoktur. Yalnız entare bağlamak giymek mi, yalnız başını bağlamak mı, sakal bırakmaktan deveye binmeye kadar, sıcak iklimde yaşadığı için vücudun tuz kaybını telafi bakımından yemek yerken tuzla başlamak yahut arada tuz yemek gibi, çünkü vücudun kaybettiği tuz vücudun mukavemetini azaltır, tuz eksikliği. Bu eksikliği gidermek için insanlar deneyle bulmuşlar ve tuz alırlar bir miktar. Çünkü terle kaybettikleri ve kendilerini zaafa uğratan durumdan kurtulmanın yolu kaybettiklerini kazanmaktır. Bu sebeple tuz alırlar. Dolayısıyla tuz alarak yemeye başlamak yahut yemek arasında tuz almanın dinle uzaktan yakından alakası olmayıp iklimin insanlara icbar ettiği, iklimin zorlayarak yaptırdığı şeylerdir bunlar. Bunların da değişik iklimlerde, coğrafyalarda yaşayan insanları bağlamasını düşünmek kadar abes şeyler olamaz. Bizi bağlayan sünneti nedir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın? Açık bir şekilde biz şunu biliyoruz ki Allah Kur'an'da peygamberi Kur'an'ı ahlak edinmiş. Yani düşünce ve davranışlarının ölçüsü haline getirmiş, kişilik sahibi olması bakımından bize usvetül hasene Kur'an deyimiyle, yani güzel bir örnek, bir güzel örnek olarak gösteriyor. İşte bu güzel örneklik onda nasıl teşekkül etmiş? Ahlak edindiği Kur'an sayesinde. Kur'an'ı ahlak edinmekle güzel bir örnek olabilir insan. Çünkü güzel ahlakın kitabı Kur'an. Onu
ahlak edinir, yani düşünce ve davranış şekline dönüştürürseniz o güzel ahlak kitaptan çıkar, oradaki kaybolmaz da size girer. Dolayısıyla siz yürüyen bir Kur'an, yürüyen bir güzel ahlak sahibi olursunuz. Canlı, konuşan, gülen, bakan, tartışan. İşte peygamberin güzel örnek oluşunun nedeni bu olduğu gibi bizlerin de, her birimizin o güzel örneğe benzemesinin de yolu buradan geçiyor. Allah'ı razı etmenin de yolu buradan geçiyor. Çünkü ona nasıl teslim olacağı, olunacağını gösteren, onun nasıl mümini olunacağını gösteren kitabın adıdır bir yerde Kur'an-ı Kerim. İşte peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti dendiğinde bu nokta önemlidir. Onun, yani Allah'ın elçisi olan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın Kur'an'ı anlayıp anlaması artı uygulaması. Hem kendi kişiliğinde uygulaması, davranış ve düşünüş biçimine dönüştürmesi artı reisi olduğu, başkanı kabul edildiği ve bu sebeple kendisine biat eden toplumu da çeken, çeviren, o toplumun ve her ferdinin ahlakı haline gelen, bir de o toplumsal ilişkileri, siyasi, ekonomik, içtimai her türlü ilişkilere de biçim veren hale gelmesi konusundaki uygulamasına biz sünnet diyoruz. Bunlar içerisinden zamanla mukayyet olanları olabilir, olmuştur. Her zaman illet birlikteliği düşünülürse o zaman uygulanmasına rağmen bugün yerini başka şeyler aldığı için o şeyleri uygularsanız yine sünnete uygun hareket etmiş olursunuz. İşte mesela Kur'an'da Allah diyor ki akimussala, yani namazı ikame edin, yerine getiriniz, kılınız diye tercüme edilmiş Türkçe'ye. Namaz Farsça malum, yani namazı kılınız kısaca. Peki namaz nedir ki, nasıl ikame edilir ki onu ikame edelim? Öyle ya. Namaz Arapça'da dua anlamına geliyor ama çok özel bir biçimi, bir şekli, normu olan bir dua. İşte Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da da kıyamdan, rükudan, secdeden söz ediliyor. Yani bunlar namazın rükünlerindendir. Bunlarsız namaz olmaz. Ayrıca Kur'an'dan kıraat etmek, yani okumaktan söz ediliyor. Ayrıca kıbleye yönelmekten söz ediliyor. İşte namaza durmadan evvel de abdest almaktan söz ediliyor. Abdestle ilgili açıklamalar da yapılıyor. İşte bu konuda Allah'ın elçisini akimussalanın, yani namaz kılınızın bir pratisyeni görerek, yani o nasıl kılıyorsa öyle kılarak, nitekim de çok yaygınca bilinen bir hadiste ibadetlerinizi benden gördüğünüz gibi yapınız buyuruyor. Bu da açıklık getiriyor bize. Nitekim hakikaten biz ki insanız, o da insan, kimden gördüğümüz gibi, ondan gördüğümüz gibi yapacağız, yapmalıyız. Yani özetle ve genel olarak esaslı bir tanım verecek olursak, Resulullah'ın Kur'an'dan anlayıp uyguladıklarının toplamına sünnet diyoruz. Bu ifadede dikkat edilirse Resulullah'ın hareketleri söz konusudur. Bir, hepsi de değil, Kur'an'dan anlayıp uyguladıkları söz konusudur. Örneğin deveye şöyle biniyor idiyse Kur'an'a bakarak mı bindi? Hayır. Yani Kur'an'da deveye şöyle binin yazmıyor. Dolayısıyla deveye biniş biçimi kendine Kur'an gelmeden de zaten bildiği, yaptığı bir şey. Bu türü değil. Kur'an geldikten sonra ve Kur'an'dan anlayıp uyguladıkları için sünnet diyoruz. Bu biz Müslümanları bağlayıcıdır. Zaten hiçbir Müslüman Resulullah'ı onun dini uygulamalarını, yani Kur'an'dan anlayıp anladıklarını ve uyguladıklarını yatsıyamaz, yani inkar edemez. Ben bunu kabul etmiyorum diyemez. Der ise aynı şeyin Kur'an olduğuyla ilgili sözleri de ondan almış olduğu için onları kabul ediyorum, bunları kabul etmiyorum demeyi
akıl da mantık da nakil de kabul etmez. Yani şunlarına itibar ediyorum, bunlarına itibar etmiyorum. Bir kısım şeyine itibar edilen, bir kısım şeyine itibar edilmeyen adam olamaz peygamberler. Onun dinle ilgili söylediklerinin hepsine uymak, onları yerine getirmek mecburiyetindedir. Eğer peygamber de insan olduğu için bunları yapar iken bir yanılması, bir yanlışı söz konusu olursa, onu düzeltmek insanlara, onun elçi olduğunu kabul eden insanlara düşen iş değildir. O kimin elçisi? Allah'ın. Elçisinin yanlışlarını düzeltmek de Allah'a düşen bir iştir. O düzeltir, nitekim de düzeltmiştir. Sanıyorum 91 yılının ilk 3 sayısında, Ocak, Şubat, Mart sayısında, 12 yıldan beri yayınlamakta olduğumuz İktibas dergisinin bu 3 sayısında kavramlar ana başlığı altında ve Allah'ın elçisini düzeltmesi özel başlığıyla bu konuyla ilgili 30'dan fazla ayet geldiğini, 30'dan fazla olay bulunduğunu ve Allah'ın elçisini düzeltmesi ile ilgili 30'dan fazla örnek verdiğimizi gayet iyi hatırlıyorum. Sünnet bütün Müslümanları izam eder. Yeter ki sünnet gelen bilgilerin sünnet olduğu konusundan emin olalım. Örneğin peygambere isnat edilen, o şöyle yaptı, böyle dedi, şurada sustu, burada durdu, böyle etti, böyle çattı gibi bize onunla ilgili olduğu söylenerek gelen haberlere, ki biz bu haberlerin tümüne hadis diyoruz. Hadis, dikkatle üzerinde durula ki peygamberin sözü demek değil, peygamberin söylediği söylenen sözlere denmiştir. Ben böyle anlıyorum. Hatta hadis imamı olmakla meşhur kişiler, İmam Bukhari, İmam Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai ve ila ahir, Allah cümlesine mağfiret etsin, bunların hepsi de hadisi böyle anlamış olmalı. Neye dayanarak söylüyorum bunu? Eğer her hadis diye duyduğu sözü peygamberin sözü kabul etseydi bu saydığım hadis imamları, hiçbirisi kitaplarını aldığı kadar şeyi almaz, hadis olarak duyduğu ne miktar ne sayıda şey söz varsa hepsini alıp birbirinden merdane mertebeler vererek öyle kitaplar yazarlar derlerler idi. Ama bahsettiğimiz kitaplardan en meşhur ikisinden örnek verirsek, Bukhari ve Müslim'den, yani Sahih-i Bukhari ve Sahih-i Müslim'den, mukaddimelerinde açıkça İmam Bukhari'nin kitabından mevcut hadisleri 600 bin hadisin içinden seçtiği söyleniyor. 7 bin küsur hadis var Bukhari'de, mükerrerleri de dahil. Bir iki kelime eksik veya fazlasıyla rivayet edilenleri de dahil 7 bin küsur hadis. Peki geri kalan 593 bin hadis nereye gitti? Almamış, itibar etmemiş. İmam Bukhari'nin kitabında 3300 hadis var, 8 ciltlik Sahih Müslim'de. 1 milyon hadisin içerisinden seçtiği söyleniyor. O bu değil yani, kitapta söyleniyor. Nerede 996.700'ü? Almamış. Almaya değer görmemiş. Peki hiç kimse, diğer hadis imamları da böyle yapmışlar, hiç kimse bugüne kadar çıkıp demiş mi ki, diyebilmiş mi ki, bu adamlar ne yapıyor, peygamberi reddetmişler, şu kadarını atmışlar, peygamber böyle nasıl eleştirilir, o Allah'ın elçisidir, böyle yapılamaz dememişler. Buradan da anlaşılıyor ki, bunlar da takva sahibi insanlardı, buradan da anlaşılıyor ki onlar da hadisi bizim anladığımız gibi anlamışlar. Ya da biz araştırıp sorarak onların anladığı gibi anlamanın daha doğru olduğu noktasına varmışız. O da hadisi peygamberin sözü değil, onun söylediği söylenen sözler olarak anladığını gösteriyor. Aksi takdirde siz Müslümansınız, Müslümanım diyeceksiniz,
Allah'ın elçisi kabul ettiğiniz ve İslam'ı kendisinden öğrendiğiniz insanın bir sürü sözünü atacaksınız. Bunun akla ve nakle yatan, uygun düşen bir yanı bulunabilir mi? Asla. O zaman bu kadar atıldığına göre aha kim? Arada söyleyenlerin sözlerin mahiyeti, metinleri, ravilerin işte doğru olup olmadığı öte bir onlardan dolayı söz atılmış. Yani peygamberin sözü değil. Aradakilerin lafı kabul edilmiş bu. Onların yanılgısı bulunmuş o sözlerde. Kur'an'a uygunluk görülmemiş o sözlerde. Çünkü peygamberin en müekket sünneti, en çok tekit edilen sünneti, yani hiç terk edilmeyen sünneti Kur'an'a ahlak edilmektir. Kur'an'a uygun düşmektir. Kur'an'a, kendisine gönderilen kitaba uygun düşmeyen peygamber peygamber olur mu? Kalır mı? Olmaz. O böyleyken bize ondandır diye gelen haberlerin dünya kadarında bakıyorsunuz. Açık bir şekilde o kitapta olan espri, gerçekler tamamen ters bir şekilde naklediliyor. Biz Allah'ın kitabı olduğundan en ufak kuşkumuz bulunmayan Kur'an'ın söylediklerine mi inanacağız? Yoksa Resulünün söylediği hakkında azıcık bile şüphe olsa şüpheli bir söze mi inanacağız? Elbette ki kesin şeye inanılır, şüpheli terk edilir, kesin alınır. Bu açıdan da insan kesinle amel etmek zorundadır, kesine itibar etmek zorundadır. Mesela bir örnekle bunu örneklendirmek gerekirse, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, sana saatten sorarlar, yani kıyamet ne zaman kopacak derler. Bütün müfessirler böyle diyor. Devamlı ayet diyor ki, onu bilmek nerede, sen nerede? Yani sakın Allah'ın elçisiyim diye kıyamet şu zaman bu zaman kopar filan gibi sana bildirmediğimiz halde bir şeyler söylemeye filan da yeltenme. Yani bu konuda daha peygamberden bir şey sadır olmadan insanlar sorup duruyor olur ya, bir yanlış yapar da bir şey söylemeye kalkarsın, sakın. Niye? Onu bilmek nerede, sen nerede? Yani seninle onu bilmek arasında hiçbir alaka yok. Böyle bir şeyi sana bildirmedik, bildirmeyeceğiz de. Allah-u Teala peygamberi dahil hiç kimsenin kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili hiçbir bilgisi olmayacağını bütün açıklığıyla böyle beyan ettiği halde, açıkladığı halde kitabında, bize peygamber söyledi diye gelen nice haberde kıyamet şu zaman kopacak, şu işler olunca kopacak, bu zaman kopacak diye birbirinden farklı bir sürü rivayetin geldiğini görüyoruz. Hatta bazı şeyleri kıyamet alametleri olarak gösteriyorlar. Bunların asılsız olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Kesinlikle efendim. İtikadi açıdan neye inanmamız, neye inanmamamız gerektiğinde de bizim için kesin ve şaşmaz ölçü Kur'an olmalıdır. Olmak zorundadır çünkü Kur'an'dan daha muteber bir kitabımız, onun üstünde mütalaa edilmesi gereken bir dayanağımız yoktur. Kur'an'da ise ne söyleniyor? Kıyamet işte koptuğu zaman neler olacak onlar anlatılıyor. İşte dağlar hallaç pamuğu gibi atıldığı zaman, efendim güneş batıdan doğup doğudan batırıldığı zaman şu yani mevcut düzen şu anda kainatta bu düzen bozulacak. Yani adeta dinamitlenmiş gibi. Hani dinamitlenmiş bir binanın kapısı nereye gider, penceresi nerede kalır, kim kestirebilir bunu? Adeta bu hale gelecek. Cek. Olacağı söylüyor. Yoksa şu olunca olacak demiyor. Yani saat gelince, bizim takdir ettiğimiz saat, yani kıyamet saati gelince böyle olacak. Darmadağın edeceğiz her şey. Her şey bitecek. Şu anda gördüğünüz ne var? Her şey bitecek. Yalnız musluklardan su akmayacak değil. Güneşte doğmayacak, ayda kalmayacak, dağlarda bulunmayacak, denizlerde bilmem. Her bir şey mevcut halini değiştirecek ve yitirecek, kaybedecek anlamında. O bakımdan biz buna çok hassasiyetle dikkat etmek zorundayız. Evet, biz sorunun... Evet, Ercüment Bey, biraz önceki konuşmanızda
Peygamber Efendimiz'in yaşadığı dönemdeki veya şu andaki ekvatora yakın iklim bölgelerinden bahsettiniz ve o bölgelerde Peygamber Efendimiz'in Kur'an'ın haricindeki yapmış olduğu işlerden bahsettiniz. Evet. Ve o arada sakaldan da bahsettiniz. Şimdi sakalın İslami bir manası yok mu yani? Kesinlikle sakalla ilgili Kur'an'da herhangi bir zikir söz konusu değildir. Yani bırakılması, bırakılmaması, şöyle olması, böyle olması yok. Yalnız sakaldan mı? Hani belki saçtan da bahsetmiyor. Yani başına meshet diyor da saçın da adı pek anıldığı yok. Ama saçın, saç Kur'an'da geçmiyor diye biz kafamızdan her gün kazmış onu. Hani bu demektir ki yeri yok. İslami açıdan gerçekten bir değeri, bir anlamı yok. Allah-u Teala'nın köse olarak yaratmadığı, mümin kafir demeden, zenci, kızılderili, beyaz, sarı demeden her ırkta ve erkek cinsinde, kadınlarda genellikle çıkarmıyor Allah-u Teala. Onlara bu şeyi vermemiş. Çıkıyor. Keserseniz görünmüyor. Kesmezseniz, dokunmazsanız büyüyor. Tıpkı ot gibi. Otu da biçersen şu kadar boyu olmuş ot iniyor yerle beraber şu kadar. Sakal da kestiniz mi sakalsız oluyorsunuz. Kesmediniz mi sakal çıkıyor. Biliyorsunuz toprağı nasıl ağaç, orman erozyondan koruyorsa, yani değer kaybından, aşınmaktan, sellerin sularının alıp götürmesinden, cildi de sakal koruyor. Bu bugün de bilinen bir şey. Hatta yaygın olarak da bazısına sorarsınız. Niye sakal bırakıyor? Yok işte başka bir amacım yok. Yani biraz cildim dinlensin diye bırakıyorum. Demenin yaygın olduğunu gördüğümüz bir dünyada yaşıyoruz. O günün hayat şartları böyle kapalı mekanlarda çalışılmadığı, daha ziyade işte çobandır, efendim deve sürüsünün peşinde, koyun sürüsünün peşinde, efendim çiftçidir, güneşin altında bilmem tarlasında işte hurma bahçesinde onu kazıyor, suluyor, çapalıyor filan. Açık havadadır daha ziyade o dönemlerde hayatta çalışma. Bugünkü gibi hani fabrikalar yoktur kapalı mekanlar olarak. Bugünkü gibi bürolar yoktur. Bugünkü gibi devlet daireleri saysan 3-5 odadan öteye geçmez. Hatta devlet olmadan o da yoktu. Ama bugün bu yalnız devlet daireleri bile dünya kadar, yani bir toplamaya kalksa milyonlarca metrekare tutar o kapalı mekan ve yüz binlerce insan çalışıyor. Mesela Türkiye'de 1,5 milyon devlet memuru var. Bunların alayı güneşin alnında değil, bir odada, kapalı mekanda çalışıyor. Dolayısıyla ciltlerinin tahriş olması ne iklim olarak o kadar sıcaktır Türkiye mesela, ne de açık hava olmadığı için bir tahriş, bir tahribat söz konusu olmadığından, üstelik de o gün bulunmayan nice kolaylıklar bugün var. Yani surasından, jiletinden bilmem her şeyi de atılan bilmem nesine, elektrikli makinesine kadar daha rahat istiyor, kesiyor, istiyor, bırakıyor. Bütün mesele sakallı ya da sakalsız olmak değil. Sakallı da olursa temiz olsun, böyle adama benzesin. Hani öyle aşkıya gibi olmasın. Çünkü Müslüman tertipli insan demek. İslam insanı tertip etmek için gönderilmiş. Yani bir disipline sokmak, adam etmek, iki yakasını bir araya getirmek için, adam etmek için gönderilmiş bir din. Bunun için gönderilmiş bir dinin salikleri her halinden, giyiminden, kuşamından, elinden, yüzünden, sakalından, saçından bakıldığı zaman tertibe girmiş bir adam görüntüsü vermeli. Dir ki Müslüman olduğu anlaşılsın daha ilk bakışta. Böyle değil, bıyığın bir tarafa bilmem, sakalın bir tarafa, saçın bir tarafa, Sikh militanları gibi ya Hintli bilmem kimler gibi ya da bilmem ne dedeleri gibi bir anlamı yok tabii. Bu kadar yani sakalı. Şimdi bazıları diyor ki sakal sünnettir ve özellikle hocalarda ve imamlarda bunu arıyorlar ve hocaların sakalsız olduğu zaman da arkasında namaz kılınmadığı söyleniyor. Bu konuda biraz açıklama yapar mısınız? Efendim, veya namaz kılarsan da kabul olmadığı söyleniyor bazı cemaatlerde. Asla öyle bir şey söz konusu değil, asla. Çünkü namazın şartlarından hiç birisi sakalla ilgili değil. Sakal diye bir şart bahsedilmiyor işte Kur'an meydanda.
Yani peygamberin namaz kıldırıyor iken yüzünde sakalının bulunuyor oluşu yalnız namaza mahsus değil. Deveye binerken de kesip yahut çıkarıp yere koymuyor ya, cildinden çıkmış kıllar. Ne yapacak? Deveye binerken de sakalıyla biniyor. Evine giderken de, çarşıda pazarda alışveriş ederken de, yatarken de sakalıyla yatıyor, kalkıyor, yatıyor, kalkarken de sakalıyla kalkıyor. O zaman yatarken de sakallı olmak lazım, kalkarken de sakallı olmak lazım mı demek gerekir böyle görüyoruz diye. Ya mesela arkadaşlarıyla konuşuyorken bir arada nasıl oturulur, insan el içinde nasıl oturuyor? Şu kıyafetle oturabiliyor değil mi? Ama pijamalı gelip oturmuyoruz. Niye? Misafire nezaketsizlik olur diye. El içinde oturabildiği, arkadaşlarıyla oturup konuşabildiği kıyafetiyle namaz vakti geliyor. Bilal ezan okuyor. Peygamber de üstündekilerden hiçbir şey çıkarmadan ya da üstünde olmayan bir şeyi üstüne alarak imamete geçmiş, imamlık mihraba geçmişliği vakti değil. Şu haliyle diyelim ki benim gibi mi oturuyor? Evet, şu haliyle kalkıyor namaza. Yani bir de başıma takke koyayım, yok sarık şey, cübbe giyeyim, yok. Bugünkülerin cübbeli olarak giydikleri Hristiyanlıktan geçmez siyah. Aynen papazların kıyafeti, İslam'la alakası yok. Peygamberin giydiği de bu değil zaten. Giydiği o, peygamber olduğu için de giymiyor. O günkü tüm Araplar aba gibi bir şey giyiyorlar, o da öyle bir şey gibi. Bu onun normal günlük kıyafeti yani. Giydikleri Hristiyanlıktan geçmez siyah. Aynen papazların kıyafeti, İslam'la alakası yok. Peygamberin giydiği de bu değil zaten. Giydiği o, peygamber olduğu için de giymiyor. O günkü tüm Araplar aba gibi bir şey giyiyorlar, o da öyle bir şey gibi. Bu onun normal günlük kıyafeti yani. Bu günlük kıyafet peygamberin giydiği günlük kıyafet, onun namazında da kıyafeti, çarşıya giderkenki kıyafeti de, bir toplantıya giderken üstünde bulunan kıyafet, diğer yandan arkadaşları efendim filan urma bahçesinde toplanmış da konuşuyor, oraya giderken de giydiği kıyafet. O gün insanlar daha basit hayat şartlarında yaşadıkları için bir spor kıyafeti, bir kır kıyafeti, bir bilmem ev kıyafeti, öteberi gibi dünya nimetlerinin bugün çoğalmasıyla böyle tasnifler başlamış. O gün fazlaca böyle kıyafetler yok. Belki insanlar gündüz giydikleriyle biraz hafifletip gece onunla da yatıyorlardı yani. Ama bugün öyle değil. Hiç kimse giyindiği kıyafetiyle hemen hemen yatmıyor. Bir pijama giyiyor, başka şeyler giyiyor filan. O günün imkansızlıklarının getirdiği bir şeydir. Yani namazla başı örtmenin, namazla sakalın, namazla üstündeki kıyafetin uzaktan yakından alakası yok. Namazla kıyafetin arasında ne ilişki var? Avretin setredilmiş olmasıyla namaz olur. Çünkü avretin setri de namaza durmak için gereklidir. Yalnız namaz için değil, elin alemin içine çıkarken de avretini setrederek, örterek çıkacaksın. Yani başka türlü çırılçıplak misafirlere çıkıp hoş geldin diyor mu insanlar hala yeryüzünde? 3-5 üşütmüş, sapıtmış hariç yok. Hala millet pantolon, ceketi, gömleği yani adam gibi giyinip çıkıyor iken. Elbette ki Allah-u Teala'ya ibadete dururken de çıplanıp da çıkacak değilsin. Tıpkı bir taifenin Mekke'yi, Kabe'yi tavaf ederken, üzerimizdeyken, kendileri üzerimizdeyken günahkar olduğumuz elbiselerimizle Allah'ın evini tavaf edemeyiz. Bu elbiseleri çıkaralım da efendim atalım çırılçıplak. Peki o günahı işlerken cildin üzerinde değil mi? Bari onu da derini de yüz de öyle tavaf et. Salaklık parayla mı işte? Öyle anadan doğma Mekkelilerle aralarında hır çıkmış. Olurdu, olmazdı. Bu vaziyette tavaf edemezdiniz. Öbür taife geliyor, dışarıdan edeceğiz. Nihayet bir orta çözüm yolu bulmuşlar. Hadi hava karardıktan yani zifiri karanlıkta bari siz tavaf edin demişler. Çünkü gündüz gözü müsaade etmemişler. Çırılçıplak kadın erkek tavaf edecek. Cahiliye zamanında Mekke. Öyle yani bu işlerin şöyle namazın bir erkanıyla sakılan alakası yok. Mesela
abdestle ilgili de Tirmizi'de rivayet edilen hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazın dışında herhangi bir şey için abdestli olmakla emrolunmadım diyor. Meşhur hadis kitabı Tirmizi'de. Abdest babında. Namaz babında kitab-ı sala bahsinde söylüyor. Ama bugün Müslümanlar nereden nasıl öğrendiler net anlaşılan peygamberin sözü değil bu. Başkalarının araya sokuşturduğu yanlış anlamaların ürettiği şeyler olmalı ki. Efendim yok Kur'an'ı okunurken de abdest olacaksın, yok camiye girerken de abdest olacaksın, yok hiç alakası yok. Namaz ancak abdestsiz kılınmaz, o kadar. Kur'an'da abdestsiz okunur, elde dokundurulur, camiye de abdestsiz girilir. Evine de abdestsiz girilir. Hani abdestini boz da gir anlamında değil. Bu abdestsizsen girmemezlik değil. Girebilirsin. Hiçbir mahsur yok. Ama bir tek şey var. O da abdestsiz namaz kılınmaz. Onun için Peygamberimiz de öyle buyuruyor. Zaten diyor ki namazın dışında herhangi bir şey için abdestli olmakla emrolunmadım diyor. Nereden çıkarıyorsunuz Allah'ın kelamı olan kitabı tutmak için illa abdestli olacaksın, elini dokunduranı yok, birisi tutar, peşkirine tutup mesela bakabilirsin. Hıfzında varsa okuyabilirsin ama dokunamazsın. Sayın Ercüment Özkan, sohbetimize şöyle soruya sorarak başlamak istiyoruz. Din nedir? Ve tabii ki din konuşulunca da İslam işin içerisine geliyor. Din ve İslam'ı tarif eder misiniz? Din Kur'an'ın deyimiyle insanların inançları ve inançlarından kaynaklanan davranışlarının toplamına yani yaşam biçimine, inanış ve yaşayış tarzına, yaşam tarzına verilen isimdir. Bu bozuk olmuş, düzgün olmuş, doğru olmuş, eğri olmuş hepsini kapsamına alan bir tanımdır. Bunu ispatsa dediğinde de yine Kur'an'ın ifadesiyle Kafirun suresinin son ayetlerinde lekum dinikum veliyedin buyuran Allah sizin dininiz size benim dinim bana buyurtuyor peygamberine. Yani kul ya eyyuhel kafirun kafirlere de ki son cümleyi aralara geçelim. Sizin dininiz size benim. Demek ki onlarınkine de din deniyor. Onlarınki de din. Bu tıpkı bir armut gibi, yani çürük armuda elma demiyoruz, çürük armut diyoruz, ekşi armut, sert armut, kurtlanmış armut. Ama kurtlansa da armut, çürüse de armut, sert olsa da yumuşasa, gayet güzel hale gelse de yine armut, cinsi değişmiyor. Yani bozuk veya düzgün olması dinin din olmaktan çıkması değildir. Yine din olarak kalır. Nitekim Kureyşliler de bir yandan Allah'ı biliyorlar, öbür yandan 360 tane de ona ortak koşmuşlar. Ama bu hallerine rağmen, yani şirke girmiş olmalarına rağmen Allah onlarınkine de din diyor. Bu bakımdan din dediğimiz zaman yalnız Hristiyanlığı, Yahudiliği bozulmuşunu veya bozulmamışını değil, hepsini kapsamına aldığı gibi Budizmi, Konfüçyüs'ün adıyla anılan dini, Sih dinini, yok Marksizmi, hatta çoğu için garip gelebilir ama hiç de garip gelmemesi lazım tanımı esas kabul eder isek, laik demokratik yaşam biçimini, dünya görüşü ve yaşam biçimini de bir din kabul etmek zorunluluğu vardır. Tıpkı Marksizmin de bir din olduğu gibi. Çünkü bozuk da olsa, düzgün de, eğri de, doğru da olsa bunlar da birer dünya görüşü, yani kainat hakkındaki esas görüş artı o görüşten kaynaklanan yaşam tarzının adlarıdır. Gelelim doğru din, eğri din. Yani eğer sonucunda inanç tarzına, dünya ve dünyadaki yaşam tarzından insanlar hesap vereceklerse, ki vermeleri İslam dininin esasını oluşturan rükünlerden biridir. Ahiret işin sonu insan mantığının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu takdirde Allah tarafından yaratılanlar onu kabul etmeseler dahi Allah yarattıklarını kabul ediyor ve biliyor. Yarattıkları Allah'a kabul etmese, bilmese bile.
sonuçta kendine döndüreceğini söylüyor. Yani ondan geldik, ona döndürüleceğiz ayetinden de anlaşılan budur. Onlar da döndürülecekler ve orada hesaba çekilecekler. Tüm öldürülenler diriltilecek, hesaba çekilecek. İşte hesaba Kur'an'dan çekilecekler, daha evvel gönderilen kitaplardan çekilecekler. Yani o kitaplar gönderildiği dönemde yaşayanlar onlardan sorumlu olacak. Ve sonuçta cennet veya cehennem şeklinde ifadelendirilen ama mükafat veya mücazat, yani ceza veya taltif edilme ondan sonra olacak. İşte burada iyi not almak isteyen, ceza değil mükafat almak isteyen, efendim kötü yere değil iyi yere gitmek isteyen bilmeli ki bu hesabı Allah kuracak, bu divanı, ve bu hesaba o çekecek, kendi kitabından çekecek. O zaman onun kitabına çalışan bu imtihanı kazanıp da mükafatı hak edecek. Bu anlama gelmek üzere inne dine indallahi'l İslam, yani Allah indinde din İslam'dır ayeti konuya açıklık getiriyor. Öyle ya, filan fakültede falan dersten geçmek istiyorsanız o dersin hocası da belli, kitabı da belli. Eğer o dersten geçmek bir mükafatsa sizin için, benim için, birisi için, o zaman hesaba çekeceği de, yani imtihana alacak, size soracak hoca da belli, sorulacak kitap da belli. Geçmek istiyorsan yani o hocanın nezdinde kitap nedir? Onun imtihanda sorumlu tutacağını söylediği kitaptır. Öyleyse o kitaba çalışacaksın ki o dersten geçesin ve mükafat bulasın. Bu anlamda ümmet dinle indallahu İslam bir şey ifade eder. Yani Allah katında din İslam'dır. Evet. Gelelim din nedir'i böyle en genel anlamıyla açıkladıktan sonra İslam nedir? İslam, Kur'an'da tanımlanan inançların tümü artı oradaki davranışların, yani yaşam biçimini oluşturan davranışların tümüdür. Eşittir İslam. Yani Kur'an'da inanılması istenilen şeyleri inanılması istenilen şekilde inanmak artı orada kaçınılması söylenen şeylerden kaçınmak, yapılması istenilen şeyleri yapmak da eşittir İslam'dır. Yani tek kelimeyle Allah'a teslim olmadır. Zaten seleme kökünden teslim olma, barış, sükun, zaten teslim olan teslim olduğuyla arasındaki sükuneti, barışı ilan eden demektir. Yani bitmiştir cedelleşme, teslimiyet cedelin bitişinin ifadesidir. Kulun da Rabbine teslim olması, onun istikrar bulması ve sükunete doğru giden yolun başlangıcına girmesi demektir. O yola girmesi demektir. Bu manada kullanılan İslam, özel anlamıyla da Kur'an'da tarif edilen şeydir. Biraz evvel söylediğimiz gibi, onun söylediği şekilde inanmak, onun söylediği şeylere inanmak, onun söylediği kadarına inanmak, artı onun kaçının dediklerinden kaçınmak, yapın dediklerini yapmanın adı da İslam'dır. Demeyle de İslam dendiğinde Kur'an akla gelir. Çünkü bu dinin kitabı Kur'an'dır. Artı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ki o kitabı ahlak edinen insandır, Allah'ın elçisidir, onun o kitabı nasıl ahlak edinerek o kişiliğe sahip olduğu, Rabbi Allah'ı razı eden kişiliğin sahibi olduğu öğrenilmek ve ona benzenilmek istenerek teslim olmak da elbette İslam'ın tanımında asla vazgeçilemeyecek bir ana unsuru teşkil eder. Biz buna kısaca kitap ve sünnet diyoruz. Evet,
din ve İslam'ın tarifini yaptıktan sonra bir de mezhepleri anlatır mısınız ki bunlar da yine dinlere mahsus bir olay. İkincisi de şimdi halk arasında yaygın bir şey var, işte hak olarak 4 mezhep var, onun haricindekiler batıl gibi şeyler var. Bu konuda bilgi verir misiniz? Estağfurullah. Mezhep Arapça'da zehebe kökünden türeyen bir kelime olarak gidilecek yere varmak için tutulan yola verilen isimdir. Türkçe'de de herhangi bir yere gittiğinizden bahsettiğiniz zaman nereden gittiniz ya da oraya varırken hangi yolu tuttunuz manasına nereden gittiniz kelimesi kullanılır. Arapçadaki zehebenin karşılığıdır. Yani oraya varmak için hangi yolu tuttun? Bir böyle maddi manada, örneğin Ankara'dan İstanbul'a gitmeniz söz konusu ise Bolu üstünden mi, Eskişehir, Bursa üstünden mi gittiniz? Yani İstanbul'a varmak için bu yollardan veya daha başka yollardan hangisini tuttunuz? Yani hangisine girerek sonuçta oraya vardınız? Hangi yolu yürüyerek anlamında kullanıldığı gibi. Bir yandan da mücerret manada, mesela ve yoğunlukla da matematikte farz edelim, hangi yolu takip ederek problemi böyle çözdüm diye hoca talebesine sorar yahut arkadaşına sorar. Bu sonucu hangi yolu tutarak, bu problemi nasıl çözerek buldun, bu sonuca nasıl bir yol takip ederek vardın anlamında da yine zehebe kelimesi, yol tutmak kullanılır. Zehebenin anlamı bu. Şimdi mezhep, yani görüş, bir yol tutmak, şu yolu tutmak görüşündeyim. Şu yoldan gidersem oraya daha iyi varırım diye düşünmek, ister istemez gidilecek yerin birden fazla yolunun bulunması halinde söz konusu olur. Eğer gideceğiniz yere gidilecek birden fazla yol yok ise sizin için mezhep herkes için olduğu gibi bir tektir. Yani bir yol vardır, o yolu tutacaksınız. Başka yol yok ki o yolu tutarsın. Başka yol diye bir yere şey, o zaman yoldan çıkarsın. Bununla şunu anlatmak istiyorum. Yani mezhepsizlik diye halkın dilinde dolaşan ve küfürlerin neredeyse en büyüğü anlamına gelen şeyin İslam'da kesinlikle yeri yoktur, olamaz. Maddeten mümkün değil. İnsan herhangi bir sonuca varmak istiyorsa muhakkak bir yol tutacaktır. Bu yolların meşru yollar, makul yollar, kitaba ve sünnete dayalı yollar olması halinde o yola, tutulan yola mübah gözüyle bakılabilir. O yollardan çıkılması halinde yolsuz kalınır. Yani varılacak yere varılamaz. İşte buna meydan vermemek için yine biz neyi nasıl yapacağımızla ilgili ilk bakacağımız kaynak yine hakeza Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o şeyi, Kur'an'da zikredilen şeyi nasıl yaptığı, kendisinden yapması istenilen bir şeyi nasıl bir yol tuttuğuna bakmamız lazımdır. Mesela akimus salat talebi, isteği. Allah diyor ki kullarından peygamberi başta olmak üzere namazı ikame ediniz. Yani namaz kılması isteniyor peygamberden ve ona inananlardan. Peki namazı nasıl kılacağız? Ne yapacağız? Nasıl bir yol tutacağız ki namaz kılmış olalım? Bu emir yerine gelsin. İşte bu noktada hem Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'da kıyamdan, rükudan, sücuttan, Kur'an'dan, kıraattan, istikbali kıbleden, abdestten bahsedildiği gibi Resulüne de baktığımızda örneğin sabah namazını 2 rekat kıldığı, tabii namaz dendiği zaman peygamberin gününde yalnız farzlar anlaşılıyor, bunu açıklıkla belirtelim. Diğerlerine namaz demiyor, nafile diye anıyorlar. Mendup diye anıyorlar. Sabah namazının farzını 2 rekat kıldığı, öğlenin farzını 4, ikindiyi 4, akşamı 3, yatsıyı da 4 kıldığını biliyoruz. İşte peygamber akimus sala emrini bu şekilde yerine getirmiş ise ki bu konuda en ufak bir tereddüt yok. Tarih boyunca bir sürü küçüklü büyüklü mensubu az veya çok
mezhepler çıkmış. Hiçbir mezhep çıkmamış ki sabah namazının farzı iki değil de üç desin ya da bir desin veya dört desin. Hepsi bilaistisna ikide ittifak etmiş. Neden? Bu konuyla ilgili gelen haberlerden en ufak bir ihtilaf olmadığı için. Kim rivayet etmişse herkes iki kılardı demiş. Öğleni dört kılmış, ikindi dört kılmış, akşamı üç, yatsıyı dört. Hiçbirinde en ufak bir ihtilaf yok. Onun için tarih boyunca var ola gelen ne Sevriye de farklı bir şekilde kılınmış, ne Cevziye'de, ne İbadiye'de, ne Zahiriye'de, ne Esna Aşariye'de, ne Sünnilik'te, ne Hanefilik'te, ne Hanbelilik'te, ne Şafilik'te, ne Malikilik'te. Hiçbirinde namazların kaça rekat olduğu ile ilgili birinin diğerinden en ufak bir farkı yok. Caferilikte buna dahil, Malikilikte, Hanefilikte, Sevrilikte, İbadilikte, Zahirilikte. Şimdi bu şunu gösteriyor. Namaz kılmada mezhep tek. Namazın rekatlarını tespit konusu. Niye? Allah'ın Resulü onu bu şekilde kılmış. Hiçbir ihtilaf da yok. Onun için biz emin, gayet rahat bir şekilde akimussala emrini, bu talebi bizden istenilen isteği yerine ancak bir yolu takip ederek, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde takip ettiği yolu takip ederek getirebiliriz. Onun için farklı mezhebin çıkması, ikinci bir mezhebin, ikinci bir yolun tutulması mümkün değil. Niye? Onu tutabilmek için bir kıl kadar tutanağınız yok da onun için tutamazsınız. Eğer bunun dışına çıkarsanız yolsuz kalırsınız. Yolun dışına çıkmış olursunuz. O Türkçe'de kullanılır ya, yoldan çıktı adam. Ya da araba yoldan çıktı. Ne demek? Ya devrilecek, ya kırılacak, ya bir şey olacak demek. Ama yolda gidene böyle denmez. Şimdi Kur'an'a bakıldığında ifade biçimi itibariyle, İfade biçimi itibariyle, Allah-u Teala'nın ayeti ifadelendirdiği biçim itibariyle kendisinden birden fazla anlam çıkarılabilecek şekilde ifadelendirilmiş ayetlerde yolun, takip edilecek yolun, yani tutulacak yolun, yani mezhebin tek olmadığı görünür. Bu gibi hallerde filan çıkıp bunu şu şekilde yaparsak istenileni gerçekleştiririz, falan çıkıp şu şekilde yaparsak gerçekleştiririz demesi halinde elimizde mevcut delillerin çizdiği dairenin dışına çıkmamak kaydıyla mantığının muhakemesini, mukayesesini de gereği gibi yapıyorsa, yapmışsa, o takdirde kimsenin kimseye bir şey demeye lafı olmaz. Dolayısıyla da ve zaruri olarak birden fazla yol tutulabilir demektir. Burada bazı konularda filan sorunu çözerken elindeki verilere göre Ebu Hanife şu yolu tutuyorsunuz, aynı konuda filan bir başka yolu tutmuş. Mesela abdesti bozan şeyler konusuyla ilgili olarak işte kendilerine gelen delile göre, ellerine geçen delile göre, bir gün işte Ayşe radıyallahu anh'a şeyde divanda yatıyormuş, şilten üstüne Resulullah da namaz kılıyormuş onun önünde. Efendim bir secdeye varıp kalktıktan sonra Ayşe ona bakıyor, bakıyor ki bir yeri kanıyor. O iniyor uzandığı şilteden, onun alnını siliyor. Peygamber de kalkıp gidip abdestini yeniliyor. Böyle bir rivayetten bahsediliyor yaygın olarak. Doğrudur, eğridir, Allah biliyor. Biz de söylenip durduğunu biliyoruz. Ebu Hanife diyor ki, demiş ki, veya Hanefi mezhebi imamları demiş ki, işte kanadığı için Resulullah abdest almaya kalktı ve abdestini yeniledi geldi. İmam Şafii de işte Ayşe kadın, diğer cins, o cins olmasından dolayı cinsellik söz konusu olabilecek. Yani onun elini yarayı, o kanı silerken kadının eli, karısının eli, kocasının, peygamber kocası değil mi? Ona değdiği için şehvet söz konusu olabilir filan. Bundan dolayı aldı zannı galibini taşıyarak. Bugün bildiğimiz, yaygın şekilde bildiğimiz gibi işte Hanefiler kan
olunca, bilmem bir baş parmağın tırnağını boyayacak kadar kan akmışsa bir insanın bir yerinden, abdestin bozulacağını, dolayısıyla yenilemesi gerektiğini söylerken, Şafiler de çizmeyi dolduracak kadar kanasa bile buna bakmayıp, bir kadına eli değse, kendi karısı dahil efendim, kesinlikle abdestin yenilenmesi yolunu tutmuşlar diyelim. Yani konumuza açıklık getirici bir örnek olarak. Evet. Şimdi bu vesileyle bu demek oluyor ki, yani şu anda yeni bir mezhep kurulabilir mi? Veya biraz önce de sorduğumuz gibi dört mezhebin haricindeki mezhepler batıl mı oluyor? Efendim şöyle, yol tutma hakkı bizden evvel eğer hak ise, ki öyle, Allah'ın gösterdiği bir yol varsa herkes o yolu tutmak mecburiyetinde, zaten başka bir alternatif söz konusu değil. O yolu tutmazsanız yolsuz kalır, yolun dışına çıkarsınız. Ama birden fazla yol tutulabilecek konumlarda insanoğlu Müslüman olarak hiçbir zaman kendisinden evvelkilerin tuttuğu yollardan birini tutmak, bu ister dört mezhepten biri, ister beşinci mezhep, ister altıncı, ister on altıncı mezhep olsun, bunun sayısı suyusu yok ve kimse de bunu kayıt altına alamaz. Kim vermiş yetkiyi buna millete? Başkalarının, kendinden evvel gelip geçen başkalarının tuttuğu yolu tutmak zorunda değil. Ne var ki kendisi de iler tutar bir yol tutmak zorundadır. Yani böyle bir yol ortaya koyarsa o yolu kendisi de tutabilir. Bu da bugüne kadar var olmuş yüzlerce mezhebe ek, diyelim 120 mezhep var olmuşsa 121. mezhep olur. Kimsenin de bir şey demeye hakkı yok. Yani patent hakkını daha evvel içtihat edenler, mezhep ihtas edenler almış da artık o malı taklit edemezsin. Yahut işte onun üstüne kuma getiremezsin, yani yeni görüş, yeni mezhep koyamazsın diye bir şey yok. Halkın bu konudaki bilgilerinin de esası yok. Hiç. Hatta halk derken yani hoca takımını da kastediyorum. Çünkü onlar da bu konuda halktan farksız. Yani al birini vur ötekini, o bilmiyor, o da bilmiyor. Zaten hocası bilse cemaati bilir, cemaat bilse hocanın yakasını tutar da ne yapıyorsun, bu yanlışları yapıyorsun der. Olmaz böyle şey. Yani daha evvel gelip geçenler mezhep koyacak da ondan sonrakiler kapanacak. Kim kim demiş? Halt etmenin diki alası bu. İçtihat kapısını kapatmak diye de anıla gelen şey bu. Kimsenin o kapıyı kapatmaya gücü yetmez, kapatamazdı. Ne var ki yani kimseye şoförlüğü yasak edemezsiniz. Bunun gibi. Ama hodri meydan. Buyur çalışın, edin, öğrenin araba sürmesini. Tıpkı içtihat etmek de böyledir. Anlatabiliyor muyum? Eğer yapabilene aşk olsun, yapabilen yapar. Alnının teriyle yapacak, senin sırtından yapacak değil ya. Efendim işte bugüne kadar şu kadar şoför oldu, bir daha kimse şoför olamaz. Yırtınsa da çatladı. Kim böyle bir kanun koyup koysa millet isyan eder. Yani biz de doğrusu aklı eren Müslümanlar olarak içtihat kapısını kapatma işine isyankarların başındayız doğrusu. Gıyap etmişiz onları. Kim yapıyor böyle? Bu kafasızlığı atın diyoruz. Bu kafasızlık aklı terk etmek, devre dışı bırakmanın adıdır bu diyoruz. Böyle bir şey de İslam'da kimseye mübah kılınmamıştır. Öyle şey mi olur? Müslüman dinini anlamak için çalışacak. Azami gayreti sarf edecek. Niye? Yahu ben yarın imtihana gireceksem gece gündüz demeyip okumalıyım, kitaba çalışmalıyım ki o imtihanda sınıfı geçme ihtimalim artsın. Yatar aşağı işte bir yarım sayfa, üç satıra bakar, nazara kapatır, iki saat gezerse. Yani gerçekten yapılması gereken işi terk ederse elbette sonuçta hüsran olur. Bu itibarla Müslümanlar dinlerini anlamak için, onun gereklerini yerine getirmek için durmadan anlamaya çalışmalı, okumalı, düşünmeli, tartışmalı ve amel haline getirmek için yapmalı bu işi. Yoksa kitap yüklü eşekler olmak için yapmamalı. Kur'an deyimiyle. Evet.
Şimdi şöyle bir şey var Ercüment Bey. Mesela Caferi mezhebinde içtihat kapısının kapalı olmadığı ve kendine güvenen, biraz önce de bahsetmiş olduğunuz gibi, alimlerin çıkarak yeni bir mezhep dahi kurabildikleri göz önüne getirilirse, Hanefi veya diğer ehli sünnet denilen söylenen mezheplerde içtihat kapısının kapalı olduğu ve bunların haricinde de mezhebin olamayacağı söyleniyor. Bu konuda açıklama yapar mısınız? Estağfurullah. Ben sorunuzun daha önceki kısmında da belirttiğiniz gibi, hak mezhep demek, deminden beri açıklamaya çalıştığımız gibi, Kur'an'ın çizdiği daire dışında kalarak tutulan yol demek. Eğer o yolun dışına çıkarsa, o zaman hakkın dışına çıkmış, yani batıl bir yol tutmuş, yani batıl bir mezhep sahibi olmuş olur. Bu itibarla hak mezhebin sayısı da İslam'da ne 4'tür ne 14, yüzlercesi neredeyse, küçük de olsa büyük de olsa gelip geçmiştir. Bu imamların, içtihad eden ve bir mezhep sahibi olarak anılan imamların sayısının da ne kadar çok olduğunu bu konuyla yakından ilgilenenler bilir. Bu bakımdan daha sonrakilerin işi tekellerine almaları, işte biz bakarız bu işlere gibi anlamlandırarak dörde irca etmeleri, dört tane hak mezhep olunca tabii ki bunu doğru kabul ederseniz, beşinci, altıncı, yedinci, artık dörtten sonrası ister istemez hakkı dörde tahsis edince batıl da dörtten sonrasına kalır. Aslında hakkın dörde tahsis edilebileceğine kimden ruhsat almışlar? Kim almış? Bunu diyenler esaslı yanlış yapmışlardır ve kabul edilemez bir yanlıştır. Mazur görülemez bir yanlıştır. Mezheplerin anıldığı isimler, işte Caferiye gibi, Hanefiye gibi mezhepler doğruluklarını anıldıkları isimlerden almazlar. Alamazlar. Her ne kadar bir şahsın, o mezhebi ihdas eden şahsın adıyla anılırlarsa da doğruluklarını o şahsın adından almazlar. Doğruluklarını o yolu tutmak için ortaya görüş koyanların mantalitelerinden, mukayese ve mahkemelerinden, kullandıkları delillerin sağlıklılığından, yani sağlamlığından alırlar. Ne kadar sağlam bir deliller kullanıyorsa, ne kadar emin bulunduğu delillere dayanıyor ve o delillerden de anlaşılabilir ancak çıkararak bir mezhep, bir yol tutuyor, bir mezhep ihdas ediyorsa, bu oranda ancak o mezhep için hak mezhep, hak yol denilebilir. Yoksa filan mezhep hak falan bilmem batıl. Hayır. Sonra mezhep ihdas eden insanların hepsi insandır. Hiçbiri insan üstü değildir. Peygamberler insan üstü değilken mezhep imamları nasıl insan üstü olurlar? Daha sonraki insanların, İmam Cafer'den, Ebu Hanife, Şafi'den, Malik'e, Evzai'den, Hanbel'e kadar birçok mezhep imamı diye bilinen insanı abartılı bir şekilde masal kahramanı haline getirici rivayetleri sonradan uydurduklarını biz rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Zira bildiğimiz kadarıyla ne İmam Cafer'in "ben yanılmam, asıl hak mezhep benimkidir, öbürlerininki batıldır" dediğine dair bir laf duymuşuz rivayet kendilerinden, ne Ebu Hanife'nin, ne Şafii'nin, ne Malik'in. Kendilerinin demediklerini onlara daha sonraki taraftarlarının dedirtmesinin adı ise kraldan fazla kralcılık yapmak demektir ki bu da hafiflik yapmanın deyimleşmiş ifadesidir. Bunlara itibar edilmez. Gelelim Caferiye ile ilgili sorduğunuz soruya. Efendim, Caferilikte veya İthna Aşerilde, birlikte diyeyim. Çünkü Caferilik bir fıkhi mezhebin adıdır. İtikadi mezhebin adı sayılmaz. İtikadi olarak anıldığı zaman İthna Aşeriye, yani 12 imam mezhebi, mezhebi İthna Aşeriye diye anılırken, onun içerisinde mesela Zeydiye de vardır. Bu da İthna Aşeriye'dir ama Caferiye değildir. Bu bakımdan Caferilik İthna Aşeriye'nin tümünün ifadesi değildir. Her ne kadar
Sünni diye bilinen mezhepler içerisinde taraftarı en çok, mensubu en çok olan Hanefilik ise, İthna Aşeriye içerisinde de belki fıkhına tabi olanların çokluğu bakımından Caferiye söz konusudur. Ama İthna Aşeriye dendiğinde de yalnız Caferiye bahis konusu edilmez. Örneğin bugün Yemen'de mevcudu epeyce bulunan Zeydiye de yine İthna Aşeriye denir ama Caferiye değildir. Cafer'in fıkhına, Cafer'in mezhebine, fıkıhtaki mezhebine tabi kimseler değillerdir. Gelelim bunlarda içtihat kapısının kapalı olup olmadığı meselesine. Teorik olarak Caferiye veya İthna Aşeriye sürekli içtihat kapısının açık olduğundan bahseder ise de, pratikte hiç yeni içtihatlar ortaya konmadığı, dişe dokunur bir şeyin ortaya çıkmadığını da asırlardan beri görüp durduğumuzdan, teorik olarak açık denmesinin pratikte meyve vermemesi gibi bir manzarayla karşı karşıyayız. İkincisi, itikatta ve genel esasları itibariyle İthna Aşeriye anlayışına dayalı oldukları için, kim ne derse desin, sonuç olarak ister Zeydiye çıksın şunu desin, ister Caferiye çıksın bunu desin, esas olarak masum kabul edilen 12 imamın, imamdan gelen rivayetlerin dışına bunlardan hiçbirinin, adı ne olursa olsun, bugün ihtisas edilen bir şey de olsa, hiçbirinin çıkmadığını görüyoruz. Genel esasları kabul ediyor, hani tıpkı Sünnilikte de var ya, Hanefiye mesela, ama Hanefiye'nin bir sürü imamı var, küçüklü büyüklü. Örneğin İmam Yusuf var, İmam Muhammed var, İmam Zufer var, Ebu Hanife de en büyük isim olarak anılıyor. Ebu Hanife'nin koyduğu usulün dışına çıkmamış ki ne Yusuf, ne Muhammed, ne Zufer. Onlar da o yüzden kimi konularda aynı usule tabi olmasına rağmen farklı sonuçlar çıkarmış olsalar dahi sonuçta yine Hanefiye imamı olarak anılıyorlar. Çünkü usula renk veriyor, keyfiyet kazandırıyor. İşte Caferiye'de de gerek eskiden gelip geçmiş bir imam olsun, gerekse bugünkü, usul olarak asla vaktiyle kabul edilen İthna Aşeriye usulü aşılmış, hatta bırakın aşılmayı, aşılmak düşünülmemiş, hatırlara dahi getirilmemiş. Bundan dolayı bakıyorsunuz 14 asır önce yahut 12 asır önce bilmem imam filan ne dediyse, daha dün canlı olan, Allah mağfiret etsin, Ayetullah Hümeyni'nin de ondan farklı bir şeyi esas itibariyle söylem olarak dile getirmediğini görür. Çünkü getirmeyi düşünmüyor. Getirmeyi düşünmeyen bir insan nasıl getirir? O zaman tesadüfen yapmış olur. Yahut sayıklarken söylemiş olur ki o zaman da mezhep denmez ona. Belki onlarda yaygın olarak bilinen işte ölü müştehidin yahut ölü imama tabi olmaz, sağ olması lazım diye yaygın olarak bilinen, söylenen bir şey var. Bunun da ben şahsen pek isabetli bir görüş ya da tanımlama olduğu kanısında değilim. Şöyle ki, zaten fikirlerin ölüsü olmaz. Fikirler, o fikirlerin sahibi insanlar yaşarken dahi ölebilirler. Eğer geçerli gerekçeleri yoksa bir görüşü, o görüşü ortaya atan dipdiri, zinde, genç birisi dahi olsa, o kadar canlı olduğu halde görüşü bal gibi ölü doğmuştur. Yani ölüdür. Niye? Geçerli gerekçeleri geçersizdir. Bir görüş de düşünelim ki geçerli gerekçeleri geçerlidir. Bugün geçerli olduğu gibi yarın da o geçerliğini koruyorsa, o zaman bu görüşü ortaya atan filan adam eceli elinde değil ki görüşünün gerekçeleri geçtiği sürece yaşasın. O gerekçeler geçerliğini yitirene kadar ömrünü uzatırdı. Ama insanın elinde değil ki ömrünü uzatmak ya da kısaltmak. O bakımdan eğer görüş gerekçeleri geçerliğini koruyorsa, onu ilk defa ortaya atan, koyan kimse ölse de
eti kemiğinden ayrılsa da, kemikleri çürüyüp toz olsa, onun ufak olup kabrinin yeri bile belli olmasa, kalmasa dahi görüşleri korunur, yürür. Yani bugün 100 sene evvel yapılmış, icat edilmiş bir tırpan, tırpan şu ot biçtiğimiz, ekim biçilen tırpan, 100 veya 200 sene evvel diyelim icat edilmiş veya daha evvel. Dikkat ederseniz gördüğü iş bakımından yerine başka bir şey konulamadığı için, biçer döver filan hariç bu küçük yerler için, geçen gün burada Almanya'da veya Hollanda'da bile yolun kenarındaki otları tırpanla biçiyordular ve Orta Anadolu'daki köyler geldi aklıma. Ya dedi, bunlar hala tırpanın yerine bir şey koyamamış, madem bizimkiler koyamadı da bunlar da mı koyamamış? Evet, geçerliğini hala koruyorsa, 200 sene oldu bu icat yapılalı, daha niye atmıyoruz demiyor. İş gördüğü sürece yürütüyor. Bir de şöyle bir şey var Ercüment Bey. Mesela diyelim ki Türkiye'de doğanlar Hanefi, İran'da doğanlar Caferi veya bir başka bölgelerde, yörelerde doğanlar evet Şafii, Hanbeli gibi mezheplere tabi oluyorlar. Şimdi bunlar herhalde bu mezhepleri genellikle hiç kimse kendiliğinden ben işte artık aklım erdi şu mezhebi seçiyorum diye bir seçim yapmadan otomatikmen Hanefi veya Şafii, Hanbeli oluyorlar. Bir de şimdi halk arasında yaygın veya çoğu hocaların da söylediği bir şey var. İşte falan mezhebe sahipsen bir başka mezhebe geçersen dinden çıkmışsın gibi bir suçlama getiriliyor. Bu konuda da biraz açıklama yapar mısınız? Tabii, Allah razı olsun. Güzel, açıklığa kavuşturulması gereken güzel sorular soruyorsunuz. Efendim, sonundan başlayarak söyler isek, bir kere mezhep adı üstünde din değildir ki mezhepten çıkınca dinden çıkılmış olsun. Yani siz banyoda değil, yatak odanız, yatak odasından çıkınca banyodan çıkmış olur musunuz? Banyoda değilsin ki banyodan çıkmış olasın. Yani mezhep din değil ki mezhebini değiştiren, yani o mezhepten çıkıp şu mezhebe giren, odanın birinden çıkıp birine giriyorsun. Ama işte banyoda değilsin ki banyodan çıkınca bu adam banyodan çıktı. Yani banyo dinse banyodan çıktı denilebilsin. Yani bu lafı diyenlerin galiba ağzından çıkanlar kulağı duymuyor da ondan düşünmüyorlar. Yani dedikleri ne manaya geliyor? Düşünmüyorlar ki böyle diyebiliyorlar rahatlıkla. Düşünseler böyle diyebilmeler için saçlarının kılının 1/1000 kadar bile ellerinde hüccetleri yok. O bakımdan Müslümanlar muhakkak bir mezhebin, bir yolun sahibi de olacaklar ama bilmelidirler ki sağ ellerinde ve önlerinde bulunmaları gereken dinleri iken sol ellerinde ve arkalarında, yani iki öbür ellerinde ve arkalarında bulunmaları gereken şey mezhepleridir. E şimdi bunu tersine çevirir, dinini arkaya alır, mezhebini öne çıkarırsan, yani mezhebini din edinirsen, elbette ki mezhebini din zanneden o mezhepten çıkınca dininden de çıkmış zannedecek kendini. Yanlışlık o mezhebi değiştirmekte değil, mezhebini din zannetmede. Din zannedilen mezhep terk edilince tabii din terk edilmiş sanılıyor. Mezhep din değil ki din mezhebi değiştirmekle din terk edilmiş, din değiştirilmiş olsun. Alakası yok. Başka dinlerde mezheplerin her biri ayrı birer din haline geldiğinden mezhep değiştirmek, din değiştirmekle eş anlamlı olabilir. Örneğin Hristiyanlık dininin mezhepleri olarak bilinen, dış dünyadan bakıldığında içeride de öyle, Katolik, bilmem Ortodoks, bilmem işte Süryani, şu bu. Birisinde, yani bir mezhep, Baba, Oğul, Ruhul Kudüs üçlüsünü Allah kabul ederken bir başka mezhep Anne, Oğul, Ruhul Kudüs'ü Allah kabul ediyor. Şimdi Allah'ları farklı bunlar, adı mezhep olmasına rağmen. Dolayısıyla Allah da dinin temelidir. Mezhebin dünden temeli tabii. Dinin temeli olmuş. Öyle. O zaman Allah'ları farklı olunca bir mezhebi bırakıp diğer mezhebe giden Hristiyanlıkta dinini değiştirmiş gibi oluyor. Çünkü hakikaten dinini değiştiriyor. Niye? Allah'ı daha evvel şöyle bilirken, Baba, Oğul, Ruhul Kudüs bilirken filan, bu mezhepten, böyle bilen mezhepten şu mezhebe geçince bu sefer Ana, Oğul, Ruhul Kudüs'ten ibaret bir Allah'a, yani ayrı bir Allah'a, yeni bir Allah'a, her ne kadar üçte ikisi eski dininin Allah'ı ise de üçte birini terk ediyor
yeni bir varlığı, yeni dininin akidesinin üçte biri olarak kabullenmiş oluyor. İşte bu tür mezhep terk ediş, tabii Hristiyanlığı kastediyorum, din değiştirmeyle eş anlamlı oluyor. Ama İslam'da asla ve kata mezhep, hiçbir mezhep tarih boyunca ayrı bir din olmamış. Yani ayrı bir din, şöyle din olmamış yani. Mesela Gulat-ı Şia'dan sayılan, yani sapık, Şia'nın sapık kolundan sayılan Dürziler vardır. Bugün Lübnan'da ve bazı Arap ülkelerinde mevcutları var, yaşıyorlar. Bunlar vaktiyle Şia'nın bir kolu idiler. Ama bir zaman geldi, Memlüklü halifelerinden bir halifenin, Hakim bi Emrillah adındaki halifenin bedeninde Allah'ın yeryüzüne indiği, onun içinde Allah'ın o asırda Mısır'da yaşadığı, dolaştığı, inancına sahip olduğu söyleniyor kitaplarda. Bu mezhep mensuplarının, yani bu Şia'nın kolu olan Dürzilerin. Bu andan itibaren İslam dairesinin içinde kalamadılar. Çünkü Allah-u Teala ne Şia'da ne Sünni'de ne şurada ne bir canlının bedenek yeryüzüne inmez. Böyle bu hale getirdiniz mi bu mezhep olmaktan çıkıp ayrı bir din oluyor. İslam'ın dışında bir din oluyor. Nitekim de öyle olmuş. Ama hala onlar da İslam'dan bir takım bayramlar, bazı oruçlar, bazı adetler, bir şeyler var ama bunlar onu artık İslam yapmıyor. Yani at arabasında da diyelim teker var, otomobilde de, ama ikisinde de teker olması at arabasını otomobil yapmıyor, onun gibi. Evet, bir de şöyle sorabilir miyiz? Mesela diyelim ki Hanefi mezhebine tabi olan bir insan yeri geldiğinde bir başka mezhebi taklit edebilir mi? Diyelim ki Hanefi mezhebinde duyduğumuz kadarıyla diş doldurulmasının yasak olduğu, diş çürüdüyse kesinlikle çekilmesi gerektiği söyleniyor. Bir başka mezhepte bunun için caiz. Hanefilikte böyle de, Hanefilikte öyle değil. Bu konuda Şafiler Hanefilere uyarak doldururlar. Yoksa kendi mezheplerine kalsalar hepsini kelpedenle dümdüz etmeler lazım. Yani yanlış tabii, böyle şeyin doğru olmadığı kanısını da belirtmek için söylüyorum. Efendim, mezhep benimserken nasıl bir yol takip edilir diye sormak bu meselenin temeline taalluk eden cevabı alabilmek için gerekli. Şöyle ki, bir yol tutabilmek için bir insan şunun adı bunun sanına bakmaz, bakamaz. Neye bakar? Bir görüşü, görüşlerden görüş seçerken, nasıl arabalar arasında beğenirken hangisi daha performansı yüksek, hangisi daha sağlam, hangisi daha az yakıt yakıyor, hangisi daha rahat gibi bir takım mücerret ölçüler var. Yani nerede olursan ol, bunlara dikkat edersen iyisini daha ucuza alır ve daha uzun süre kullanırsın. Görüşler arasında seçip, yani mezhepler arasında seçim yaparken de, yani külli seçim değil. Külliyen Hanefiliği seçmek, külliyen Caferiliği, külliyen Hanbeliliği bu şekilde değil. Biliyorsunuz birçok görüşten, birçok konuya taalluk eden görüşten oluşur filan mezhep, falan mezhep adı verilen mezhepler. Hiçbir kimsenin bir diğer kimsenin bütün görüşlerini toptan ve peşinen kabul etmesi zorunluluğu diye bir zorunluluk asla yoktur. Böyle bir dayatmacılığa da zulüm denir. Böyle bir dayatmacılığa da zulüm denir. Tek tek, yani filan meselede, falan meselede, falan, o zaman ne yapacak? Kaç görüş var? Şunun görüşü, bunun görüşü, bunun görüşü, şunun görüşü, şu mesele, aynı meselede. Bir de kendi görüşü. Yani dayandırılan, bu görüşlerle ilgili dayandırılan deliller nelerdir? Bunlara bakılır. Bu delillerden bu hüküm, bir de delillerin hakkında hüküm çıkarıldığı meselenin tabiatı anlaşılır. Sonuçta mevcut görüşlerden hangisinin delili daha kuvvetli ve hangisinin meseleye taalluk edecek olan çıkardığı sonuç daha meselenin tabiatına, intibak kabiliyetine haiz ise,
bu şartlara riayet ederek mezhep kabul edilir. Yani görüş kabul edilir. Ayrıca iki mübahtan biri seçilecekse kesin olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan müekket, mütevatir rivayet olarak bize gelen Allah'ın Resulü diyor Hazreti Ayşe, daima iki mübahla karşılaştığında kolayını tercih ederdi. Çokça bilgilerimiz olduğu gibi bu konuda Allah dininde kullarına zorluk değil kolaylık diledi. Bu mealde ayetlerde var, hadiste var ve tekiden yapılmış beyanlar var. Gerçekten Allah kullarını seviyor, merhametli bir Allah. Dolayısıyla onların işini zorlaştırmak, onlara dinini zorlaştırırsa kulları dininden uzaklaşır. Halbuki Allah kulları dinine yaklaşsın diye o dini göndermiş. Bu amaçla gönderen zor gönderir mi? Yani siz istiyorsunuz ki öğretmensiniz, sınıfta çocuklarınız yazı almışlar. Nerede çözülemeyecek zor problem var? Onları mı sorarsınız? Yoksa sınıf ortalamasını biliyor, tanıyorsunuz bu çocukların hangisi nasıl? Evet. Herkesin çözeceği kolaylıkta soru mu sorarsınız? Elbette ikincisini yaparsınız. Allah-u Teala da yarattığı kullarını biliyor. Ne yaparsa, yani ne kadar kolaylık gösterirse mi o kulları ona uyabilir, yoksa zorlaştırdıkça mı insanlar uyabilir? Elbette kolaylaştırırsa insanların daha çoğu uyabilir. Onun için Allah dininde kolaylık murad etmiştir, istemiştir. Sayın Öcüment Bey, halk arasında geleneksel İslam diye geçen bir terim var. Bunun yanı sıra bir de Kur'an'ın istediği ölçülerde İslam var. Bunları açıklayıp aralarındaki farkları sıralayabilir misiniz? Tabii, mümkün mertebe özetle söylemeye çalışırsak, geleneksel İslam denildiğinde gelenek kelimesinin anlamından hareket ederek buna açıklık getirmek, izah etmekte yarar var, zaruret de var. Gelenek olarak, gelenek nedir? Sizden öncekilerin, babanızın, annenizin, onların da babasının, annesinin gördüklerini sürdürmesi demek. Onlardan gördüklerini, onlardan duyduklarını sürdürmesi suretiyle meydana gelen şeye gelenek deniyor. Geleneksel İslam dendiğinde de bu tariften hareketle işte bizden evvel gelip geçen yaşayan büyüklerimiz, hocalarımız, alimlerimiz, babalarımız, annelerimiz, hocalarımız neyse diyebildiğimiz kimseler İslam'ı nasıl anlamış, nasıl yaşamış, ne yapmışlar ise İslam adına, bizim de onların dışına çıkmadan onların yaptığı gibisini yapmamız, diğer bir tabirle de onların yaptıklarını taklit etmemizin adına geleneksel İslam denir. Geleneksel İslam, peki taklit nedir? Taklit, gerekçeleri düşünülmeden, onlar araştırılmadan birisinde görülen bir şeyin diğeri tarafından aynen tekrar edilmesinin adıdır. Bu tarifi esas kabul eder isek İslam bunu ancak peygamberi taklit anlamında meşru görmüş. Örneğin peygamber namazı nasıl kılmış ise onun kıldığını görerek onun kıldığı gibi namazı kılmaya çalışmayı taklit sayarsak, ki bu da taklittir. Bunun bu tür taklide, yani yalnızca peygamberin taklidine izin vermiş, imkan bırakmıştır. Peygamberin dışında herhangi bir insanın esas itibariyle taklit edilmesinin İslam'da bir yeri yoktur. Eğer esas itibariyle taklidin yeri olmamakla beraber, eğer bir insan ne yapacağını kendi cehdi, içtihadıyla belirleyemiyor ise, bu takdirde kendinden evvel o işi yapanların yapış tarzlarıyla ilgili dayandıkları delilleri, o görüşleri değerlendirerek hangisini daha isabetli buluyor, aklı ikna oluyor, kalbi de itminan hasıl ediyorsa ve hangisi iki mübahtan birisi daha kolay ise onu taklit etmesi çaresizlik noktasında tümden çaresiz kalmamak için ancak caiz görülüyor. Fakat bu yapılırken de dikkat edilirse mevcutlar içinde mukayese yapılarak seçme yapılıyor. Dolayısıyla bilinçsiz bir taklit, filandan görüleni, nedenini, gerekçesini,
dayandığı delili, hükmün isabetli olup olmadığını araştırmadan değil, araştırarak, araştırma sonucu da araştırdıkları arasında bir mukayese yapıp en isabetlisini seçme bilinçsiz bir taklitin ötesini aşıyor. Sonuçta gene birinin yaptığı gibi yapıyorsunuz ama onu yaptığınız ana kadar gösterdiğiniz cehd, yaptığınız araştırma, tahkik sizi mücerret, düz, mukallit olmaktan, taklitçi olmaktan çıkarıyor. İşte Müslümanın asgari bulunması gereken seviye budur. Ya kendisi bir görüş ihtisas edecektir ya daha evvel görüş ishar etmiş, mezhep ihtisas etmişlerin dayandıkları delilleri, sonuç olarak çıkardıkları görüşleri mukayese ederek hangi deliller daha sağlam, hangi görüşler o delillerden çıkarılması gereken en isabetli sonuçlardır, meselenin tabiatına intibak eden sonuçlar, bunun araştırmasını yaparak, yani yine bir cehd sarf ederek vasıl olduğu görüştür. Bu ancak caizdir. Peygamberin namazı niye kıldığını o açıkladığı kadarıyla iktifa etmek zorundasın. İşte ben böyle kılıyorum, siz de böyle kılacaksınız demiştir. İbadetlerinizi benden gördüğünüz gibi yapınız demenin anlamı budur. O bakımdan onu da tahkik edecek halimiz yoktur. Eğer onda bir yanlışlık varsa Rabbi Allah elçisinin yanlışını düzeltir, yanılgısını giderir. Çünkü dininin kulları tarafından yanlış anlaşılmasına Allah meydan ve fırsat vermez. Çünkü o dinden ahirette hesaba çekecektir. Hani kitabının yanlış basılmasına nasıl bir hoca, üniversite hocası veya lise hocası müsaade etmez, bunu caiz görmezse Allah-u Teala haydi haydiye caiz görmez. İşte seçimde buna dikkat etmek lazım. Aslan taklit caiz değildir. Yani esas itibariyle. Ama zorunlu olarak, yani bir başka bir şey de yapamıyorsanız, ancak yapanlarınkini mukayese ederek, ki o da bir gayret ister, o da bir araştırma ister, o da düşünce ister, onun sonucu bir şey seçer, onunla amel edersiniz. İkisinden biri zorunludur. Yani birincisini yapmak asıldır, ikincisini yapmak çaresizlik anında başvurulacak şeydir. Yapamadığınız noktada ne yapacaksınız? Başkasının yardımına ihtiyacınız olacak. O zaman başkasının görüşüyle amel edin. Ama gene de hangisinin, o başkası hangisi olacak konusunun, sorusunun cevabı, o başkası şu olacak: görüşünün dayandığı deliller sağlam olan olacak. Bir, görüşü de o görüşün taalluk ettiği meseleye en çok intibak eden olacak. Bu şartlara riayet etmeniz zorunludur. Bunun dışında bugün milletin yaygın olarak yapa geldiği gibi, işte anne babamız işte Sünni, biz ehli sünnet vel cemaat toplumundanız, onun için biz de öyleyiz demenin İslam'da hiçbir sevabı olmadığı gibi, sorumluluğu üstünden atan, sorumluluktan kaçan bir insanın tavrı olduğu için de kesinlikle caiz değil, günahtır, hesabını veremez insanlar. Efendim ben Hanefiyim, işte Şafii olamam, niye olamıyorsun? Sen ki doğrular neredeyse orada olmalısın. Filan konuda Ebu Hanife isabet etmiştir, onun görüşünü alırsın. Falan konuda Şafii daha isabetli bulursun. Falan konuda ben kendi görüşümü hepsinin bildiğim görüşlerinden daha da isabetli bulur. Daha da isabetli bulur ve o görüşe uyarım. Hiç kimse ne Ebu Hanife'nin görüşüne, ne İmam Yusuf'un, ne İmam Cafer'in, ne Süfyan-ı Sevri'nin, ne Abdullah bin İbal'ın, ne İmam Davud-u Zahiri'nin görüşüne uymak zorunda, onları taklit etmek zorunda değildir. Dediğimiz gibi öncelikle kendisi bir görüşü koymak için çalışmak zorundadır. Çalışmasına rağmen bir şey yapamadıysa, bu takdirde kendinden evvel gelip geçen ya da kendi zamanında yaşayanların görüşlerine bakacak. Hangilerinin delilleri daha kuvvetli, görüşleri meselenin tabiatına daha çok uygun ise onu seçecektir ki bu seçim dahi bir gayreti, bir cehdi gerektirir. Kaidesi budur. Bunun dışında yapılan şeyler, Kur'an-ı Kerim'in biz atalarımızı üzerinde yürür bulduğumuz yolu, yolda yürümeyi daha kolay buluyor, doğru buluyoruz gerekçesiyle Allah'a şirk koşan atalarının yürüdüğü yolu doğru, o
olduğunu iddia eden ve böylesine de geçersiz bir gerekçe ileri sürerek bunu iddia edenlerin görüşünün nasıl basit, anlamsız, kabul edilemez bir görüş olduğuna, ataların dinine tabi olmamak gerektiğini ifade ederek beyan ediyor. İnsan atasının dinine, atasının dini olduğu için değil, atasının dini hak ise, atası doğru yoldaysa araştıracak. Bunu bulmanın yolu da araştırmak ise tabi olur. O zaman araştırıp da doğru olduğuna vasıl olduğu, vakıf olduğu için tabi olur. Yoksa atamın dini diye değil. Eğer insanlar atalarının dinine tabi olup gelseydi, şirk içerisinde, hepsi şirk içerisinde yüzüyor olurlardı. Hemen bugün bütün kavimlerin ataları müşrik neredeyse. Türklerin de, Kürtlerin de, Arapların da, Hütlerin de birinin. Kafir kimisi. Biz ise atalarımızın dininden olmakla değil, Allah'ın gönderdiği dinden olmakla emrolunmuş bir insanlarız. Öyleyse bunu gerçekleştirmenin yolunu tutmak zorundayız. Evet.